Hazreti Hüseyin Efendimiz soruyor. Babası Hazreti Ali Efendimiz'e evvelce Hazreti Hasan Efendimiz anlatmıştı. Şemali Şerif hakkında dayısı Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh'tan duyduklarını. Şimdi de Hazreti Hüseyin Efendimiz den bir zaman gizledim demişti. Sonra ona bak bende böyle bir ilim var. Dayımdan öğrendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemizin vasıfları hakkında falan. O demiş ki ben senden evvel öğrendim. Sen kime sordun? Babama sordum. Hazreti Ali Efendimiz en iyi anlatanlardı. İki kişi zaten biri Hind İbni Ebi Hale, biri Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhüma. O da o zaman sen bana anlat o zaman sendeki ilimleri. Ben sana nakledim, sen bana naklet. İşte o hadisleri şu anda devam ediyoruz. Kultu, ben dedim diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz, babası Hazreti Ali Efendimiz'e. Fe'h bir öyleyse haber ver kime, ni bana. Neden ammahracihi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hurucunda mahrac mastar mıydı? Huruç manasında. Çıkışından sonra ne yaptıklarını. Nereden çıkışı? Evinden çıktığı zaman. Yani mescitte nasıl yapıyordu? Dışarıda ne yapıyor? Sokakta ne yapıyor? Evvelce geçen derste yani geçen hafta herhalde yapamadık. Ondan evvelki derste evine girdiği zaman ne yapardı? Onu uzun uzun anlattık. Yine sesim bozuktu falan ama yine bir saat kadar bilmiyorum belki de fazla anlatıldı. Şimdi de evden çıktıktan sonra neler yaptığını bana haber ver. Dedim buyuruyor. Keyfe nasıl kâne idi? Yasnau yapıyordu nerede fihi? Fihi yani bade hurucuya gidiyor. Fihi huruçtan sonra. Yani evinden çıktıktan sonra hane saadetlerinde gündüz giriyordu işte kayrı yapıyordu, istirahat yapıyordu. Özel heyetler çağırıyordu. Onların meselelerini dinliyordu. Onları aracı yapıp diğer insanlara haberler gönderiyordu falan. Bunlar uzun uzun anlatıldı. Şimdi çıktıktan sonra nasıl yapıyordu diye sordum. Gale dedi. Kim? Babam yani Ali İbni Ebi Talha, Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Kâne idi. Kim? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz yahzünü hazine yahzünü gizliyordu. Hazine de oradan geliyor. Hazine gizlenen şey diyor. Parayı marayı. Altını gümüşü gizlediğin vakit hazine diyorlar işte. Yani gizli bir yere koyuyorsun. Ortaya bırakamazsan alıp giderler. Onun için gizliyorsun. İşte kasadır, şeydir eskiden ona göre. Şimdiki gibi kasalar yoksa da özel bir bölümde ayırıyorsun onu. İşte örtüyorsun, gömü yapıyorsun, işte küpe koyuyorsun, toprağın altına gömüyorsun falan. Onun için gizlemekten geliyor. Yahzünü gizliyordu. Neyi lisanehu? Saklıyordu yani dilini. Bu ne demek? Koruyordu. Sen nasıl malını, mülkünü gizliyorsun, bir tarafa koyuyorsun, ortada açıkta bırakmıyorsun. Gizliyordu yani, koruyordu. Neyi lisanehu? Dilini. Bizim millet parasını kıymetli cep telefonu veya efendim saati veya neyse işte pahalı bir şeysi varsa onu korur. Ortaya bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de neyi gizliyordu? Dilini koruyordu. Neden? Fuzuli kelamdan, boş konuşmaktan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Hücre-i saadetlerinden dışarıda ne yapar? Bir defa hiç mala yani lüzumsuz bir şey konuşmaz. Dilini korurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem en belirgin özelliği. Niye? La yuhibbu kesratel kelam. Çok konuşmayı sevmez sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan konuştuğunun amelinden olduğunu bilmeli. Konuştuğun her şey amelinden. Ya iyi ya kötü. Emri bil marufsa, iyiliği emretmekse, kötülükten ne etmekse, vaaz-ı nasihatse, ders müzakeresi ise, ilim müzakeresi ise, hanımından latifeleşmekse, çoluk çocuğundan hoş konuşmaksa, ölçülü bir şekilde mizahsa, şakaysa, yalana, yanlışa, mübalağaya, abartmaya, kabartmaya kaçmadan, bunda sorun yok. Bunlar mübah şeyler. Ama geri kalan, küllü kelam İbni Adem'e aleyhi lalem.
Adem oğlunun ağzından çıkan her söz aleyhinedir, lehine değil. Zararınadır, karına değil. Sola yazılır, sağına değil. İlla emrun bi maruf ev nehyen an münker ev zikrallahi ma vala. İyiliği emretmek, ayet-i hadis okumak, namaz, abdest, oruç, zikir, zekat, neyse vazifeleri anlatmak veya içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan, yalandan, iftiradan insanları engelleyici kelamlar, konuşmalar yapmak yahut da Allah'ı zikretmek veyahut buna tabi olan şeyler okumak, okutmalar falan. Bunlar zaten lehinedir, sevaba yazılır. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan hoş sohbetler, muhabbetler falan, bunlar da mubah kabilindendir. Yani sevabı da yok, günahı da yok. Hatta sünnete ittiba niyetiyle insan eşini hoş etmek için, gönlünü, çoluk çocuğunu hoş etmek için konuşursa sevap da olabilir sünnete ittiba niyetiyle. Orası niyete bağlı. Mubahlar niyetlerle sevaba döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini çok korudu. İlla dilini korumazdı. Neden? Mimma. O şeylerden ki yani ilgilendiriyor. Mühim geliyor. Kime? Him onlara. Yani ümmete, insanlara taalluk eden, menfaat veren, onlar hakkında mühim gelen konular müstesna. Çünkü devamlı sohbet ediyordu. Hikmetli kelamlar söylüyordu. Hadis-i şerifler beyan ediyordu. Hutbeler irad ediyordu. Bunların hepsi kelam. Yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif var. Bazen bir hadis-i şerifte onlarca, yüzlerce kelime var, kelam var. Bir uzun hadiste mesela. Bunlar hepsi konuşmakla olur. Ama o onda korumuyordu. Çünkü o onun belli ma üzüleyleyken Rabbik. Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Allah'ın emri var. Rabbi onu mükellef tutmuş. Duyurmakla, davet etmekle, konuşmakla, vaaz etmekle. Ve dekkir. Habibim öğüt ver, vaaz et, nasihat yap. Fe inne zikra tenfa'ul müminin. Çünkü vaaz ve nasihat inananlara fayda verir. Bütün bu ayetlerle fezekkir bil Kur'an-ı men yekâfü ve'id. Tehditlerimden korkanlara Kur'an'la vaaz et. Devamlı ayetler okuyordu. Hadis-i şerifler beyan ediyordu. Bunlar müstesna. Ve yüellifu. Telif ederdi. Telif ülfetten geliyor. Ülfet Türkçeleşmiş. Kaynaştırırdı yani birbirine. Kimi hum onları, ümmetini. İnsanları birbirine kaynaştıran kelamlar konuşurdu. Ve evinden dışarı çıktığı zaman insanların arasına muhabbet, meveddet yerleştirmek için, birbirini sevmelerini temin etmek için evvelce Evs'te Hazreç kabilesi 120 senelik kan davalısıydı. Ensar'ı teşkil eden Medine'de bulunan sahabe-i kiram, Ensar kiram hazırat. İki kabileden müteşekkildi. Birisi Evs, birisi Hazreç. Bu iki kabilenin 120 senelik kan davaları birbirini öldürmüşler. Harp etmişler, bir o kazanmış, bir o kazanmış. Hiç biter mi kan davası? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? İslam ile, Kur'an ile, işte ayet-i kerimede buyuruyor ya. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Habibim eshabına söyle ki, bak siz Allah'ın nimetlerini iyi hatırlayın. Siz birbirinize düşman ediniz, Allah kalplerinizin arasını telif etti. Birbirine ısındırdı, kaynaştırdı. فَاسْبَحْتُمْ بِنَعْمَةِ اِخْوَانَا Allah'ın İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetiyle kardeş oldunuz. Birbirini öldüren, asan kesen adamlar birbirine arsasını veriyor, hurması ağaçlarını veriyor, ikram veriyor, zekat veriyor, sadaka veriyor. Evinden çıkıyor, muhacire veriyor. Şuna baksana. Bu böyle bir muhabbeti kim temin edebilir? Ancak Allah yaratır. Habibini vasıta etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yüellifuhum, onları birbirine ısındırırdı. Ve la yüferrikuhum, onları hiç ayırmazdı.
Onlarla iyi geçinirdi. Ayrım yapmaz. Efendim, bu zengindir, ona uzun cevap vereyim. Bu fakirdir, onu hemen baştan savayım, göndereyim. Haşa! Ondan sonra öbürü hastalıklıdır, öbürü kuvvetlidir. Beriki Evs kabilesinin, Hazreç kabilesinin ağasıdır, seyididir, efendisidir, beyidir. Öbürü zelil, hakir bir kavmi arasında düşük konumdadır. Asla ayrım yapmaz. Herkese aynı güler yüz, aynı tatlı dil, aynı hüsnü cevap, aynı hüsnü kabul. Buyur, gel, otur. Mecliste kim önce gelirse o öne geçer. Haymış, paşaymış, zenginmiş, böyle bir şey yok. Ashab-ı Suffe fakir, yiyecek ekmek bulamıyorlar. Devamlı mescitte kalıyorlar. Evleri yok, yurtları yok. İşte Ebu Hureyre'ler, radıyallahu anh, bilahi Habeşiler vesaire. Bunları hiç efendim Ebu Beyle bin Cerrahlardan, maddi durumu zengin olan Hazreti Osman Efendimizler falan, bunlardan ayırıyor muydu? Asla. Ayrım yapmaz. Herkese yumuşak huyla davranıyor. Kardeşlik tesis etmek için. Arada sevgi, kaynaşma hasıl etmek için. Allah Teala ne buyuruyor? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ. Allah kullarına acıdığı için, senin ümmetine acıdığı için, senin ashabına acıdığı için sen onlara yumuşak davrandın. وَلَا كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضَّهُ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sert olsaydın, katı olsaydın, kaba olsaydın ki sadık olabilirdin, yine peygamber masumdur, hatasızdır, günahsızdır. Onda şüphe yok. Ama huyları değişik olabilir. Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın huyu bir miydi? Musa Aleyhisselam'da celal, sertlik. Harun Aleyhisselam'da efendim, mülayenet, merhamet, tabi şefkatlilik vardı. Onun için Harun Aleyhisselam'ın adı El-Muhabbeb fi kavmi, yani lakabı kavmi arasında çok sevilen. Musa Aleyhisselam'ı o kadar sevmiyorlardı. Yani Harun Aleyhisselam kadar. Neden? Hep yumuşak huylu adam sevilir. Sert huylu adam sevilmez. Ha, Musa Aleyhisselam peygamber olarak ümmeti iman etmiştiler. Fakat gayri ihtiyari sevgide, muhabbette Harun Aleyhisselam'a temavül ediyorlardı. Onun için El-Muhabbeb diye geçer. Harun Aleyhisselam şey. Musa Aleyhisselam sert idi. Ama o da Allah'ın celal sıfatı üzerine tehalluk etmiş, onunla ahlaklanmış. Hak ve adalet üzere. Çok büyük peygamber, ülül azimden. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de mesela hangi hal var da İbrahim aleyhisselamın durumu var. Yani Musa aleyhisselamın sıfatında değil, İbrahim aleyhisselam sıfatında. Hem dedesidir hem atasıdır. Çünkü İbrahim aleyhisselam da mülayenet, merhamet, şefkat. İnne İbrahim'e le halimun evvâhum munib. Halim, yani acele etmez, yumuşak huylu, hilim sahibi, vakar sahibi, böyle ağır başlı mesela. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ahlak galibiydi. Onun için eğer ki sert olsaydın, katı kalpli olsaydın, lem faddu bil havlik. Bütün sahabenin etrafından dağılmış gitmiştiler. Çünkü sert insanların yanında halk barınmaz. Yani muhtaç olsa bile, yemeye içmeye bile, bazısı ona bile budan etmez. Aman, bunun sertliğine dayanamıyorum, kabalığına yani. Onun için işte güzel söz yılanı deliğinden çıkarır hesabı. Efendim, çoğu insan muhtaç olduğu halde sert insanın yanında durmaz. Babasının babasından bile uzaklaşır. Babası sert huyluysa. Bir dikkat yabancı. Yumuşak huyluysa ondan istinas eder, ülfet eder. En yakın canı ciğeri olsa sert adamdan uzaklaşırlar. Bu ayette bunu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ısındırma, kaynaştırma, kardeşlik sağlama Müslümanlar arasında. Onları hiç daha farklı muamele yapmaz, birbirinden ayırmaz. Böyleydi. Yükrimi ikram ederdi. Kime? Kerime külli kavmin. Her kavmin değerlisine değer verirdi. Mesela yine bir hadis-i şerifte de buyurmuştu. Yine ekrimu azize külli kavmin.
her kavmin azizine yani itibarlı kimsesine siz de itibar edin. Bu da var. Ben Ekrimu Seyyidel Kavm diye de biliyorum lafzı. Bir kavmin seyyidine, efendisine, beyefendisine ikram edin. İkram edin ne demek? Hürmet edin, değer verin. Şimdi insanlar ona değer veriyorlar. Neden dolayı değer veriyorlar? Nesebinden, hasebinden, itibarından, efendim onlara babalık yapmış, iyilik yapmış, cömertlik yapmış, hayır yapmış. Yani insanlar da kuru kuruya da, efendim boş insana da değer vermezler. Menfaat gördükleri insanlara değer verirler. Faydalandıkları insanlara hürmet ederler. Zarar gördüğü insana değer vermezler. Onun için bir millet birine değer veriyorsa der buyuruyor. Siz de ona değer verin. Çünkü neden? İslam'a ısındırmak için. Mesela bir kabile geliyor, heyet. Vufud, veftler, heyetler. Geliyor 10 kişilik, 20 kişilik. Necran'dan Hristiyan papazlar geliyor, Nasara taifesi geliyor. Oradan şunlar geliyor, buradan bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine döneminde heyet heyet geliyorlar ziyaretine. Şimdi onlar kendi aralarında kime değer veriyorlar mesela? Diyelim ki baş rahipleri var veya öbürlerinin kabile reisleri var. Berikilerin işte yol emirleri var, istişare başkanları var. Misal ona değer verildi. Her kavmin kime değer veriyorlarsa ona değer verildi. Mesela efendim Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Ensar'ın efendisiydi. Evs kabilesinin diye hatırlıyorum yani. O kabile reisi yani cahiliyet döneminde. Ama çok ahlaklı tabii zaten. Hakkı İslam'da da çok değerli. İhtezel arşli mevt Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz vefat ettiği zaman Allah'ın arşı titredi, harekete geldi ya. Bukhari hadisi. Çok kıymetli bir zat idi. O yaralanmıştı işte muharebede gelmişti. Ne buyurdu? Sahabe-i kiramda oturuyorlardı. Evs kabilesinden de var tabii orada. Kûmû li seyyidikum. Bu zat sizin efendinizdir. Yani efendiniz ne demek? İtibarlı kişinizdir. Reisinizdir, liderinizdir yani kabile olarak. Ayağa kalkın onun için dedi. Bak bu sahih hadis. Onun için yani değer verin ona. Zaten muharebede yaralandı etti, vefat etmek üzereydi. Sallan sedyeyle getirdiler herhalde. Kûmû li seyyidikum. Efendinize karşı ayağa kalkın, kıyam durun dedi. Kalkın, hürmet edin, hürmet. İşte bu, bunlar İslam ahlakında var. Ama adam kendine hürmet edilmesini istemeyecek. Eğer bir kimse, ben bu meclise girdiğim zaman, buran işte en yaşlısı benim veya en hoca benim, en alim benim, en takva benim, en zengin benim veya neyse ne vasfını kendinde görüyorsa, millet ayağa kalksın bana hürmet etsin diye kapıdan daha girerken içinden böyle geçirirse, cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor. O tehlikeli. Sen istemeyeceksin. Ama karşı tarafta affedersin. Yani bir şey diyeceğim şimdi. Hayvan değil ya yani. O da anlayışlı olacak yani. Hürmet edilecek adama değer vereceksin. Bu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Her kavmin kerimine yani değerlisine, aziz değerli demek kerim, keremli. Şerefli, itibarlı yani. Ona değer verirdi. Bu da insanların ne diyeyim sana iman etmesine vesile olurdu. Bu insan hakikaten insanların kadrini, kıymetini biliyor, konumunu biliyor, adamına göre muamele görüyor, değer veriyor. Onun için biz buna iman edersek zarar etmeyiz. Onun için ne yapardı mesela? Ve yüvelli hakim tayin ederdi, vali tayin ederdi. Hi onu, her kavmin kendi itibar ettiği adamı. Kime aleyhim onlara? Mesela efendim Evs kabilesinden birini kalkıp Hazret kabilesine lider tayin etmezdi. Evs'e Evs'in içinden diyelim Sa'd ibn-i Muaz. Hazret'e Hazret içinden diyelim Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh. Kendi içlerinden onlara başkan tayin ederdi. Veya bir heyet geldi. Efendim ne diyorsun? Bahreyn'den geldiler. O zamanki Bahreyn, şimdiki Bahreyn değil de
Beni Kays heyeti diyelim. İşte şimdiki Ahsa bölgesi yani. Suudi Arabistan'daki Ahsa bölgesi, oralar o zamanki Bahreyn ismiyle müsemma alıyor. Mefti Beni Kays diyelim. Geldi. Şimdi onlar Müslüman oldular. İşte İslamiyet'i öğrendiler. Farzları, vacipleri ne yapacağız, ne yapmayacağız? Yani onların başına bir vali tayin edecek. Çünkü orada şeriata göre hüküm verilecek. Aralarında bir olay olsa mahkeme edecek. Haklıyı haksızdan ayıracak falan bir yönetici lazım. Hem de İslam devletinin oradaki sorumlusu, mesulü. Şimdiki hükümetin valileri gibi mesela. Sen Cumhurbaşkanı var diye senin Hatay'da vali yok mu? Olmadan olur mu Cumhurbaşkanı? Hatay'daki olaylar nasıl ulaşsın? Onlar ona nasıl ulaşsın mesela? Onun için onlara ve yüvelliği vali tayin ederdi. Kimi hi onu, hi nereye gidiyor? Kerime gidiyor. Yani her kavmin değer verdiği adamı. Kimi aleyhim onlara? Çünkü onlar ona değer veriyorsa sözünü dinlerler. Sen şimdi kalkıp hiç orada ayak tabakasından olan birini vali tayin edersen, hakim tayin edersen kendi kabilesi onu dinlemez. İtibar etmez. Çünkü onun da ona göre verileri yok, bilgisi yok, kültürü yok, altyapısı yok, yetişme ortamı yok. Öyle şimdi. Onun için başkalarını getirip kendi sahabesinin başına vali tayin etmez. Kendi sahabesini de başka kabilelerin başına tayin etmez. Ondan sonra küçükleri büyüklerin başına tayin etmez. Yani yaşı küçük. Böyle çok özel durumlarda Hüsame Hazretleri'ni bir müfrezenin başına, seriyenin başına tayin etti. Sahabe-i kiramdan da kıymetli yaşlı zatlar da vardı. O ayrı mesela. Bir vahiy gelir. O hususta kendisi tatbik eder. Ama genel sünneti, genel muamelesi nasılmış? Yaşı genç olanı yaşlıların başına amir tayin etmez. İlmi olmayanı alimlerin başına tayin etmez. Evet. Neden? Yetki sahiplerinin ehliyet ve liyakatını gözetir. Veya deru sakınırdı kimden? Ennase insanlardan. İnsanlardan sakınır demek tehlikelerinden. Güvenmez yani. Güvenmemek ne buyuruyor? Efendim el-hazm şu'uzdan. İnsanlar hakkında acaba beni aldatırlar mı, kandırırlar mı, doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi? Emanet teslim edeyim mi, etmeyeyim mi gibi kötü düşünmek, kötü düşünmek derken adamda olmayan bir şeyleri kesin karar vererek iftira atmak değil. Ve yahterisu, sakınırdı. Minhum onlardan, insandan sakınırdı. Herkese güvenmez. Herkes Ebu Bekir Sıddık mıdır? Hazreti Ömer midir ki güvensin? Ve şavirun filan onlarla istişare yap diyor. İstişare, baş istişarecileri kimdi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sorardı, Hazreti Ömer Efendimiz'e sorardı. Sen şimdi orada on binlerce sahabe var. Her gece her konuda bir şey sorar mıydı? Güvenir miydi? Bu çok önemli. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüdür. İhtecizu bisu'izzan. Bu ne büyük bir yani hadis hükmünde bir söz. Bu mealde hadis de var. Güvenmeyerek, insanlara güvenmeyerek, acaba koyarak kötü de olabilir, bu yanlış da olabilir. Bu adam hain de olabilir şeklindeki düşüncelerle birçok beladan, zarardan korunun. Bu da yani herkese güvenmemek. Ama şey demek değil, ne diyorsun adına? Suizan. Suizan haram. Suizan haram. İçteni bu kesiran minazzan diyor Kur'an. Zanların ve düşüncelerin birçoğundan sakının diyor. İnne ba'da zanni ismun. Çünkü zanların, tahminlerin, düşüncelerin birçoğu günahtır diyor. O bazı burada kesir manasına çıkıyor. Kesiran minazzan dediğinden anlaşılıyor. Birçoğu günahtır. Oradaki suizan ne demek? Ya o başka bir şey. Mesela sen burada arsanı emanet edeceksin. Tapuyu birinin üstüne yapacaksın. Veyahut hanımın çoluk çocuğuna emanet edeceksin. Veyahut paranı emanet edeceksin. Veyahut bir makama getireceksin. Veya bir
hakimlik, valilik, kadılık, bilmem nelik mevkiine yerleştireceksin. Veyahut kendi hakkında hakem tayin edeceksin, şahitlik, şahit tayin edeceksin. Vesaire vesaire. Buralarda güven merkeze. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı ama min gayren yatriye. Görmezdi, gizlemezdi, men etmezdi, engellemezdi. Kimden ane hadin? Kimseden. Neyi? Bişrahu. Bişrahu yüz güleşliydi. Şimdi herkese güler yüzlü olurdu. Mesela şimdi bir adam senden bir iş istiyor veya bir işte imamlık istiyor, müezzinlik istiyor, kadılık istiyor, yönetimde bir şey istiyor veya bir para istiyor, şudur budur. Ona ne yapmazdı? Ondan şüphelense de, ona güvenmese de, acaba bıraksa da böyle durmaz yani böyle. Biz ne yapıyoruz böyle? Şüphelendiğimiz adama böyle. Sen ne işsin, ne ayaksın dercesine falan. Böyle hareket olur mu? Müslümanı üzersin o zaman. Sünnet nasıl? İşini sağlam yapar. Herkese güvenmez ama kimseden de güler yüzünü esirgemez. Min gayren yatriye. Tay dürmek demek. Katlıyorsun, dürüyorsun. Dürmez yani gizlemezdi demek. Dürüldüğü zaman kapanıyor içi. Gizlemezdi. Kimden an ahadin? Hiçbir kimseden. Neyi? Bişrav. Tabii münafık şeyi konuşmuyoruz kafirleri yani. Müslümanları konuşuyoruz. Hiç fakir, hakir, zayıf, güçsüz, engelli, hiç. Bişrav. Yüzünün talakatini, güzelliğini, sonra ona ünsiyet kurmasını, kalbine ülfet vermesini, onun kendisinden korkmamasını sağlamak için, çekinmemesini sağlamak için, ona karşı bir uzak durma, bir yalnızlık, bir ürperti olursa ısınamaz, kaynayamaz. Isınamayınca, kaynayamayınca yanında durmaz. Yanında durmayınca ayet hadis duymaz. Ayet hadis duymayınca İslam'ı yaşayamaz. İslam'ı yaşayamayınca cennete giremez. Allah'ın rahmetinden mahrum olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese güler yüzü. Neden? Kaynasın, ısınsın, korkmasın, çekinmesin, sıkılmasın, rahat etsin, huzur bulsun. Ki gelsin, sohbetlere gelsin. Dini öğrensin. Ama bir iş vermeye gelince o tabii herkese dağıtmıyordu yani. O sırada daha ve hulukahu, güzel ahlakını. Huluk ahlak demek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak üzerine yaratıldığı için ona hüsn kelimesini koymaya lüzum görmemiş yani. Ahlakını kimseden esirgemez. Ahlakını ne demek? Güzel muamelesini, güzel davranmasını. Şimdi zaten o cibilliyetine konmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tefekkadü. Çok arardı, sorardı. Ashabı. Sahabesini çok sorardı. Bir kişiyi camide göremesin. Falan kişi niye namaza gelmedi? Sorardı. O da onlar derlerdi ki biraz uzakta hurmalığı vardı. Yani namaza dönecek kadar yakında değil mesafeler. Efendim oraya gitmişti, dönememiştir. Veyahut ertesi gün oldu gelmedi. Veyahut derdi mesela işte Bedir'e gitti, öbürü derdi Uğur'da gitti. Özef efendim. Öbürü derdi ki hastadır. Aa hastaysa gidelim evde ziyaret edelim. Veya derdi ki işte vefat etti. Ya nasıl vefat etti, bana haber vermediniz. Ondan sonra cenazesine yetişirse giderdi. Yetişmezse kabrine götürürlerdi. Derdi ki nereye defnettiniz? Defnettiği yere giderdi. Herkes cenazesine bakıyorduk harikate. Gömülmüyordu hoş. Medine'nin etrafında dolu defin yerleri var. Sahabe-i kiramın kendi bahçesinde, kendi evinde, köyünde. Hep onlarla ilgilenirdi. Sahabeyi çok arardı. Uzun zaman gelmeyenin evine giderdi. Bakardı bir zaman gelmedi. Bu şimdi ya hasta oldu yoksa camiye niye gelmeyecek? Hadi uzakta olanlar kendi köy mahallesindeki mescitte, köyünde kılardılar. Ama cumada, cuma başka yerlerde kılınmaz. Cumada Medine Mescid-i Nebevi'ye inerdiler. Şimdi haftada bir de gelmeyince cumada o zaman zaten aramak lazım. Demek ki başına bir şey geldi. Ve eseri sorardı kime? Ennâse, insanlara. Neden sorardı? Amma o şeylerden ki finnâse insanlardadır. İnsanların hallerini sorardı, işlerini sorardı. Nasıl geçiniyorlar sorardı. Onun hurmalığı var, ziraatçılık yapıyor, ekiyor, biçiyor. Öbürünün hayvanları var. Öbürünün pazarda getiriyor işte peynir, zeytin satıyor. Misal, hurma satıyor. Herkesin işini sorar, gücünü sorar. Çünkü neden? Arkasını aramak için. Eksiği gediği olan tamamlamak için. Nasihat lazım gelene nasihat etmek için. Anladın mı?
gıybet maksadıyla, yani onun durumu nedir, yanlış işleri var mı bilmem, öyle değil, tecessüs değil. La tecessüs, ayıp araştırmak için değil. Efendim, ya mesela bir doktor hastanın halini sormaz mı, nasıl oldu diye. Neden bir tedavi uygulayacak ona veya bir tedavi uygulamış ona, geçmiş mi geçmemiş mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün ümmetin babası, devlet reisi, nebisi, rasulü, her şey ya, her şey. Onun için o maksatla sorardı. Güzel haber alırsa Allah'a hamd ederdi. Bazıları derlerse ki mesela, onda derlerdi tabii, namazı terk etti. Bazı derlerdi cemaate gelmiyor. Bazı derlerdi cumaya gelmiyor. Onlara üzülürdü. Üzülmesinin faydası var mı, olmaz mı? Dua ederdi, günahlar için istiğfar ederdi. Arayıp sorardı, çağırın onu getirin bana derdi. Ya nasihat ederdi. Şimdi bizim halimiz böyle değil ki, biz bir konuyu, komşuyu, şunu bunu, akrabayı bile arayıp sormuyoruz. Arayıp sormak lazım yani. Tabii ki bu adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu, bunu da arayıp sormanın faydası var mı? Sünnettir. Neden? Kılmıyorsa işte onu teşvik etmen lazım, davet etmen lazım. İyiliği emredip kötülükten etmen için falan. Bu ayrı bir şey. Ama sen şimdi ne yapıyor? Soruyorsun. Adam da, onlar da diyorlar ki aman, alıyor leblebi, alıyor rakıyı, deviriyor bilmem ne. Kardeşim, sen de ona nasihat etmek için sormuyorsun. İyiliğini istemek için sormuyorsun. Dua da etmiyorsun. Günah için istiğfar da etmiyorsun. Ne yapıyorsun? Vay şarapçı, bilmem ne. Efendim, vay fuhuşçu. Efendim, bilmem, sövüyorsun, sayıyorsun, gıybet, dedikodu, iftiranı beline vuruyorsun. Bu haram. Niçin soracaksın, soruşturacaksın? Bir iyiliğim dokunabilir mi? Açlıktan intihar etmeye karşı. Ya sen bunu duyunca ne yapman lazım Müslüman olarak? Tanıdığın, konun, komşu, şu bu. Gitmen lazım değil mi? Kardeşim bir ekmek, efendim neyse bir çorba, bir şey, ne lazım? Ya sen intihar etme, canına kıyma, çok büyük haramdır. Efendim ben de sana yardımcı olayım. Bunun için arayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için araştırıyordu, soruşturuyordu. Biz sadece milletinden iyi haberler gelirse, vay anasını nereden buluyor da bu paraları ya, bunun da işi nasıl, amma da rast gitti falan, onu kıskanıyoruz. Kötü haberler alırsak sövüp sayıyoruz. Bu Müslüman ahlakı mıdır ya? Böyle bir sünnet var mı ya? Ne kadar dinden uzaklaşmışız ya, toplum olarak ya. Adımız Müslüman, kendimize hiç İslam'dan eser yok. Ahlakımıza bak işte ya. Sünnete ittiba, insanların hallerinden sorar. Güzel haber alırsa Allah'a hamd ediyor. Kötü haberler duyarsa ıslaha çalışıyor, düzeltmeye çalışıyor. Maddi ise maddi, manevi ise manevi, dua ile ise dua ile. Gidip vaaz etmekle, nasihat etmekle, nasihat etmek. Ne gerekiyorsa onu yaparak. Yuhassinul hasene, yuhassini güzel tahsin ederdi, güzel bulduğunu beyan ederdi. Ney el hasene, güzel bir şey. Der mesela bir adamın güzel bir teşebbüsü var, efendim maddi konuda, manevi konuda, mescit yapmış, medrese yapmış, çoluk çocuğu okutuyor veya tarlasını ekiyor, biçiyor veya işte fakir fukaraya bir iki iş kapısı açmış. Der çok güzel yapmış. Güzelin güzel olduğunu beyan ederdi. Ne mutlu, maşallah, mübarek olsun falan. Sonra yusavvibu, tasvip ederdi. Tasvip Türkçeleşmiş, doğru bulurduğunu beyan ederdi. Hu o şey. Ondan sonra onu methederdi, teşvik ederdi. Maşallah derdi. Ağaç, birkaç ağaç daha dik derdi. Birkaç kurmalık daha yap derdi. Efendim, ondan sonra sen de mescid yapmışsın, maşallah derdi. Cemaatle namaza devam edin. İnsanların kapılarına git. Namaza gelmeyen çağır derdi. Ondan sonra öyle bir çocuk okutuyor musun, Kur'an okutuyor musun, bir tane kişiye Kur'an öğretmen, bir kişiyi işte Allah seninle hidayete erdirmesi sana şöyle hayırlıdır böyle. Bütün hadis-i şerifler bu mealde. Güzel işi tasvip ederdi. Güzelliğini beyan ederdi. Ve yukabbihul kabihe. Ve yukabbihu, takbih ederdi. Çirkinliğini beyan ederdi. Neyi el kabihe? Çirkin olan bir şey. Ve yuhinu. Yuhinu zaafa uğratırdı. Evhene yuhinu. Neyhu onu? Yani onun zayıflaması için gayret ederdi. Mesela bir şey örfe göre çirkin veya şeriata göre çirkin, yasak bir şey. Anladın mı? Gitmiş orada efendim duyuyordu gibi adamın zurnayı almışlar, ne bilmem ne. Bütün mahalleyi bizar ediyor, öttürüyor da
efendim devamlı çalgı, çengi bilmem ne. Oo, bunu duyduğu zaman, haber aldığı zaman hemen ya gider ya çağırır, durdurur. Çirkinler, bu gayrimeşru, milleti rahatsız ediyorsun. İşte efendim sen kendin günah görüyorsun, milleti günah sokuyorsun. Adam Kur'an okuyor, zikir yapıyor, senin zurnanı mı dinleyecek? O sonra veyahut da derler falancası evinde yiyor, içiyor, pişiriyor, ediyor. Yanındaki evdeki fakirler var. Çoluk çocuğu aç, adam orada onun kokusundan eziyet çekiyor. Çoluk çocuğu buradan ağlıyor açlıktan. Oo, bu ne çirkin bir davranış. Ona derdi sen niye tabağının, çanağının, yemeğinin kokusuyla alamayan fakirlerin yanında bu kokuyu dışarı verdiriyorsun da bu insanlara ikram yapmıyorsun? Bu çirkin derdi. Bu yanlış derdi. Bazen örfe adete göre yanlış. Efendim işte efendim kız istemiyor, adam illa talip olmuş, ortalık karışmış. Ya kızın rızasını alın, ikrarını alın, şimdi böyle zorlamayın. O oraya gider öyle düzeltir. Öbürü evlenmek istemiyorum der gelir. Ya Resulallah beni falana veriyorlar bilmem ne. Deve bile gelirdi şikayetlenirdi ya. Deve bile gelir. Dile gelirdi deve ya. Delal-ü nübüve kitapları beyakın hepsi dolu bunlarla ya. Ebu Nuaym'ın delal-ü nübüveleri. Hep mucizeli. Beni gençken suya çektirdiler, su çektirdiler, onu yaptırdılar, bunu taşıttılar. Şimdi yaşlandım, beni kesmek istiyorlardı. Sahibini çağırırdı, bu deve şikayetlerdi derdi. O da tamam ya Resulallah, o zaman daha da bir işime yaramıyor. Madem öyle serbest bırakayım, otlasın gitsin kendi başına. Hani kesip de yararlanacak etinden ki. Mesela kesmesi mübahide ama deve geldi şikayetten, ceylan geldi şikayetleniyordu. Sırtlan dile geliyordu, konuşuyordu ya. Herkes o şikayetini onu arz ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ne büyük bir kaynak ya. Alemlere rahmet ya. Alemlere rahmet. Şimdi onun için çirkin bir iş olduğu zaman efendim avlanmış şey ceylan şikayet ediyordu. Beni burasına gideyim yavrularım süt emecek. Onları emzireyim de geleyim diye. Diyordu ne zaman gelirsin işte şu kadar saat sonra gelirim. Diyordu adama dedi, avlamış onu şeyin içine tuzağa düşürmüş. Diyordu onu benim hatırım için tamam ya Resulallah senin hatırın için. Ondan sonra diyor ne zaman işte diyor akşama gelirim çocuklarımı emziririm gelirim. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu işte beni mahcup etme söz verdim adama falan. Ondan sonra adam da diyor ki ya Resulallah senin hatırın için ne olacak ya serbest kalsın gitsin çocuklarına falan. Güzel yapılan bir işi çok güzel yapıyorsun. Aman devam et. Yanlış bir iş var, çirkin bir iş var, bir eziyet var, bir zarar var, bir ziyan var. Hep soruşturmasının neticesinde. Hep araştırırız. Bizim Efendi Hazretleri'nin ahlakı aynen birebir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Ben Efendi Hazretleri kadar Resulullah'a benzeyen adam görmedim. Kitaplarda okuduğuma göre. Yani bütün milletin ve on binlerce insanın ismini bilirdim. Ne on bini ne yüz bini. Bir hanım kardeşimiz onun kızı olmuş. Onun kızı, onun kaç tane kızı var? Diyelim beş tane kızı var. O beş tane kızını medreselerde okutmuş. O hafız olmuş, o hoca olmuş, o evlenmiş. O şunla evlenmiş, o onun çarşafını çıkartmış kocası. Öbürü ona efendim işte uzağa götürmüş. Yani o bir hanım gelirdi ziyaretine, ona kızını sorar, öbürüne oğlunu sorar, ona kocasını sorar, o namaz kılıyor mu sorar, bu namazı çarşafı çıkarttı mı sorar, öbürü Kur'an okuyor mu sorar, öbürü medreseyi bıraktı mı sorar, öbürü ders okutuyor mu sorar. Her şeyleriyle ama, her şeyleriyle, evlenmeleriyle, boşanmalarıyla, efendim maddi hastalıklarıyla, dertleriyle, fakirlikleriyle, akillikleriyle, Allah Allah. Ben diyeyim 10.000, sen de 100.000. Zaten 60-70 senelik şeyhlik hayatında milyonları geçmiştir ilgilendiği insan. Milyonları geçmiştir. Hepsinin ismini nasıl bilir ya? Ben mesela ayet hadis kalıyor kafama da isim hiç kalmıyor ya. Görüntüden hatırlıyorum seni görmüştüm bir yerde diyorum adama. Etrafımdakilerin hatırlamıyorum. Çoğu insan hatırlıyor. Bu mübarek insan. Tabii Evliyaullah'ın kerameti haktır. Ona derdi seninle bizim köyün arasında bir köy var. Öbürü gelir 40 senedir görmemiş onun köyündeki şeyi sorar. Öbürünün berisini, öbürünün ölüsünü, öbürünün dirisini, öbürünün geçmişini, geleceğini. Allah Allah. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Güzel görür, teşvik eder. İyilik duyar, tergip eder. Kötü bir şey duyar, men eder, zecreder. Yanlış bir işi engellemek için fizana gider. Fizana gider. Ne derdi?
bir hanımın çarşafa bürünmesi, tesettüre girmesi için Rusya'ya giderim ben. Belki de yayan giderim bile demiştir, onu tam demiyorum ama dünyanın ucuna giderim. Yani bilsem ki ben ona vaaz edince tesettüre girecek, çarşafa girecek. Bir Müslüman sakal tıraş ediyor, haram. Onu o tıraştan kurtarıp da sakal sünnetine ittiba ettirmek için dünyanın ucuna giderim derdi. Dünyanın ucuna. Bir kız, erkek kadın karışık okullardan çıksın da efendim medreseye gelsin, Kur'an okusun, tefsir, hadis, fıkıh okusun. Erkeklerle karma karışık, efendim başı açık, saçı açık durmasın. Bunun için neyim olsa veririm derdi. Yeter ki bir kişiyi cehennemden kurtarın. Mahmud Efendi Hazretleri budur. Normal bir alim değil, normal bir hoca değil, normal bir şeyh değil, normal bir veli değil, normal bir kutup değil. Farklı bir şey. Yani diyelim ki varisi Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kamil varisidir. Öyle mürşidi kamillik falan hafif kalır. Kutupluk, gavslık hafif kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi olmak, işte ulema ümmeti kenbiya ben İsrail, ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. O hangi alim işte? Mahmud Efendi Hazretleri gibi alim. Ben onu gördüm, onu biliyorum. Başkaları yok muydu? Var. Şu anda da vardır. Ama benim gördüğüm bu. Eşşeyhu fi kavmi kennebi fi ümmeti. Kavmi arasındaki bir şeyh efendi, ümmeti içindeki bir nebi gibidir. El ulema varasetül enbiya. Sahih arıyorsan al sana sahih, Tirmizi. Alimler nebilerin varisleri. Hangi alimler? Milleti yoldan çıkaran, milletin parasını, malını, karısını, kızını tecavüz eden, ırzcısı, bilmem necisi, holdingçisi. Onları mı konuşuyoruz? Hangi alim? Allah için, din için, senin ahiretin kazanman için, senin haramdan kurtulman için malını, canını feda edebilen Mahmud Efendi gibi alimler. Tamam mı kardeşim? İşte sünnet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Şemali Şerife, işte Hülye-i Şerife. Resulullah'ın ahlakı. Hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Tamam mı? Mu'tedil el emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işi mu'tedildi. Mu'tedil ne demek? Dengeli. Bir şeyi methederken aşırı gitmez. Bir şeyi zemmederken aşırı gitmez. Bir şeyi güzel bulurken, teşvik ederken dengeyi korur. Bir şeyin çirkinliğini beğen derken dengeyi korur. Gayra muhtelifin. Tamam mı? Muhtelif değil idi. Ne demek muhtelif değildi? Tenakuza düşmezdi. Çelişkiye düşmezdi. Bütün vakitlerinde dengeyi korur, muhafaza ederdi. Bazen sevdiğini bazen yermez, bazen yerdiğini bazen sevmezdi. Anladın mı? Bazen çirkin dediğini bazen güzel demezdi. Bazen güzel dediğini bazen çirkin demezdi. Çünkü o vahiy ile hareket ediyor. İnne vela vahiy ve her yaptığı vahiydir. Vahiy ile hareket eden senin benim gibi dengesiz olur mu ya? Ak dediğimize yarın kara diyoruz ya. Zembettiğimiz adamı methediyoruz. Bizden ki dengesizliği görüyor musun? Ha. Onun için la yaghfulu. İnsanların hallerinden asla gaflet etmezdi. Bütün binlerce ümmet, Medine'de on binlerce insan zaten kendi hayatında veda haccında 114 bin küsur sahabe toplanmış, düşünsene. O kadar insanlar kabilelere dağılmış, çöllere dağılmış. Büyük bir coğrafya yani. Ta Yemen Müslüman olmuştu yani. Ta Ahsa Müslüman olmuştu. Dünyanın nereleri yani? 1000 kilometre, 2000 kilometrelik yerler. Efendim, o kadar bölgeler o zamanki şartlarda Allah'tan vahiy gelmese nasıl bunları teftiş edecek? Gaflet etmezdi. Neden? Mehafete en yahfülü. O boş verirse, koy verirse insanların da gaflete düşeceğinden korkardı. Namazı bırakırlar, cemaati bırakırlar. Cuma'yı terk ederler, zekatı terk ederler. Hiç dünyanın bir ucunda olsa bir Müslüman o zekat veriyor mu? Namaza gidiyor mu? Orada ezan okunuyor mu? Cemaat müezzin var mı? İmam cemaatle kılıyorlar mı? Çünkü ben boş verir, koy verirsem insanlar hepten koy verir. İnsanlar gaflet eder diye korkardı. Kendi menfaatten düşünmezler insanlar. Ev yemellu yahut da mehafete en yemellu demek. Usanmalarından korkardı. Üşenirler, usanırlar, bezerler. Fütür gelir, kesel gelir, gevşeklik gelir. Ben tembih etmezsem, ben dikkat etmezsem, ben uyarmazsam
hiç uyarıyı, vaaz-ı nasihati terk eder mi ya? Allah Teala ona özekkir. İnne fa'ati zikra. Vaaz et demiş, tezkir et demiş, öğüt ver demiş, nasihat et demiş. Ülü ilâ sebîle rabbike bil hikmeti vel mevazat lâsâ. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Güzel öğütler ver. Mevze-i haseneyle. Tatlı dillerle konuş. Likülli halin. İnsanların hallerinde her bir hal için var idi indehu Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde. Ne vardı? Atâdün. Bir hazırlık. Atâdün ne demek? İç savaş çıkacak. Kabileler birbirine girecek. Hazreç kabilesi bir kere giriyordu birbirine. Silahlandılar. Hemen ora neyle engellenir? Ora nasıl düzeltilir? Hazır bir çare ve çözümü vardı. Efendim fakirlik var. İnsanlar aç susuz kalmış. Hemen bir çare çözüm. Ondan sonra efendim işte Uhud muharebesi, kafirler geliyorlar. Hemen bir hendek, hendek muharebesi. Hemen hendek, bir istişare, bir fikir. İşte Bedir'de kafile kurtuldu. Bedir'e, Mekke'ye dönecekler. Şurada burada kafileye mi şey yapalım? Yoksa Bedir ordusuyla mı karşılaşalım? Hemen bir çare çözüm. Uhud'da kafirler hazırlanmış etmiş. Tamam. Bir hastalık var, ağrı var, sancı var, bilmem ne birinin durumunu. Hemen ona bir çare çözüm. İnsanların hallerinde her bir hal için onun yanında hazır bir çözüm. Atâdün o demek, hazır bir çözüm. O işi ıslah için, bir işi düzeltmek için, tedarik etmek için, telafi etmek için. Böyle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tetikteydi. Tetikte ne demek? Hiç keyif yok. Hiç dinlenme yok. Hiç istirahat yok. Her an ya Allah'ın kulluğunda, ibadetinde, zikrinde, şükründe, tefekküründe, murakabesinde ya da ümmetinin bir meselesinin çözümünde, derdine deva olmakta. Yani öğrettiği dualar, hastalara yaptığı okumalar, üflemeler, efendim tıbb-ı nebevi, bitkisel tıptan çözümler, çörek otundan, acvesinden, hurmasından, reyhanından, yani ciltler dolusu kitapta, kınasından, her şeyin yarasından diken batsa eline onun çözümü var ya. Bir kişiyi çözümsüz yolladım acaba? Karnı ağrıyandan, hastasından, bal şerbetinin tedavisinden, Allah Allah, gözü akandan, göz remedinden, göz iltihabından, Hazreti Efendimiz iltihap oldu mesela, bir tükürdü gözüne, avu gibi kuyu. Kuyu acı içilmiyor. İnsanlar çölde, su yok. Ne yapardı? Mübarek ağzını ağladı biraz. Çalkaladı, çalkaladı. Mübarek tükürünü bırakırdı içine. Baldan tatlı. İşte Osman kuyusu öyle, o kuyusu öyle, bu kuyusu. Şu anda Suud'da bütün o kuyular. Biz o kuyulardan su içtik. Bal gibi. Kitaplar yazıyor o zaman avu gibiydi. Ve la yaksuru. Ve la yukasuru da. Öyle kusur olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla taksir yapmaz. Taksirat derler. Taksiratını affedin. Taksirat kusurdan yani. Kusur da Arapça. Asla eksik etmezdi. Vazgeçmezdi anil hakkı haktan. Doğru bildiğini söylemekten, yapmaktan, icra etmekten, hüküm vermekten. Velev ki karşı taraf ağa olsun, paşa olsun, lider olsun, reis olsun. Medine'nin en büyük reisi Übey ibn-i Abdullah ibn-i Übey ibn-i Selül olsun. Anladın mı? Hiç haktan geri durmaz. Öyle mücavizü taşmaz geçmez hu hakkı. Nereye ila gayri? Başkasına geçmez. Hakkı bilir ve tatbik ederdi. Münkeri görürse şerata uymayan, Allah'ın razı olmadığı, İslam'ın reddettiği bir mesele var. Onun muhatabı ağaymış, paşaymış, korkulacak biriymiş, kimmiş, öldürülmüş, asarmış, hiç. Min gayri tehir, hiç tereddütsüz ve geciktirmeksizin onu izale ederdi. Münkeri ortadan kaldırırdı. Ama hak bildiğini de devamlı tatbik ederdi. Ellezîn o kimseler ki yelûnehu. Yelûne yakın oluyorlar. Kimehu ona, kimden minennâs. İnsanlardan onun en yakınında bulunanlar kimlerdi? Hıyâruhum. O ümmetin, sahabenin en hayırlıları ve en faziletlileri ve en şereflileriydi. Kimdir o? Ebu Bekir Sıddık'tı. Ömer-i Faruk'tu, Osman Zinnure'nin, Ali-ül Murtaza, Keramallah, Aşere-i Mübeşşere. Bedir ehli, Hudeybiye ehli, Huneyn ehli. Misal, en yakında olanlar. En yakınlar kimlermiş? En hayırlılar. Ve eftaluhum, en faziletlileri, indehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında en değer verdiği, en faziletli gördüğü kimlermiş? Ammuhum, onların en umumi olanları.
Ne bakımından? Nasihaten, nasihat bakımından. Kim ümmetin iyiliğini istiyorsa, ümmetin iyiliğine çalışıyorsa, Allah'a Celle Celaluhu samimi ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadık ise, ed-dinu nasihat, din nasihattan ibarettir. Din nasihat. Nasihat ne demek? İyilik istemek, samimiyet. Kim için? Lillahi, Allah için. Allah için ne demek? Allah'ın tevhidine, birliğine, vahdaniyetine, ibadetine, kulluğuna, ihlasla sarılmak, Allah'a karşı nusr üzere olmak, samimi olmak yani. Peygamber'e karşı ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, sonra vel kitabı, Allah'ın kitabına nasihat üzere olmak, Allah'ın kitabı için nusr ne demek? Allah'ın kitabına samimi olacaksın. Ne demek Allah'ın kitabına samimi olacaksın? Manalarını anlayacaksın, içindeki hükümlerle amel edeceksin, tamam mı? Emirlerini tutup yasaklarına katacaksın. Veli emmetil müslümin, Müslümanları yöneten liderlerine. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Şimdi de Müslümanlardan kim yöneticimiz ise bunlara nusr üzere olacak. Ne demek? Hıyanet üzere olmayacaksın. Kalbinde kin, nefret taşımayacaksın. İyiliklerini isteyeceksin. Çünkü onların iyiliği ümmetin iyiliği. Onların düzgün hali ümmetin düzelmesi. Onların bozulması ümmetin bozulması. Onun için efendim o itaatlarından çıkmayacaksın meşru meselelerde. Kur'an'a, sünnete uymayan da itaat yok. Sonra ayak kıyam yapmayacaksın. Yönetime itiraz yapıp iç kargaşa çıkartmayacaksın. Ondan sonra bütün veli ahmetin Müslümanı, bütün Müslümanlara iyilik düşünmek, nasihat üzere olmak. Ne demek? Müslümanların iyiliğini isteyeceksin. Hangi işte hayrı var onu göstereceksin, karı var onu göstereceksin. Yok ona ben o karı göstermeyeyim, ben o karı elde edeyim, o kardan mahrum olsun diye adama başka fikir vermeyeceksin. Yalnız istişare vermeyeceksin. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Kendi gidilmişe altın almış, bilmem ne almış, gümüş almış, parası değerlensin diye adama da gitmiş bozuk bir yerden efendim hisseli yerden veya yanlış bir yerden arsa aldırmış parasını. Bu ne yaptın? Hainlik ettin. O adam seninle istişare etti. Sen niye doğru bildiğini demedin o adamın kar edeceği ticarete onu yönlendirmedin de zarar verdin herife. Kendin oradan kar edecek işi yaptın adama karını göstermedin. Niye bu işi yapan fazla olmasın? Başkası bilmesin. Benim kar yollarım kapanmasın. Bu ne hıyanettir? Müslümanların âmesi için, kamu müminler için iyilik isteyeceksin. Onun karını isteyeceksin. Hem dünya hem ahiret hidayeti isteyeceksin. Kızının iyi yere koca gitmesini. Neymiş çok güzel bu damat bilmem ne. Ben vereyim kızımı ona da. O adam veremez ona kızını. Ona bir laf sok, buna bir laf söyle. Aman anın kızı da şöyle öbürüne oğlu böyle işi bozuyor. Neden? Kendi kızını verecek oraya. Veya o kızı kendi oğlunu alacak veya kendini alacak. Yapma Müslüman, yapma. Hainlik yapma. Allah Resulü sana değer vermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında en faziletli kimmiş? Ammühüm. En umumi olanlar. Ne bakımda? Nasihaten. İnsanların iyiliğini istemek. Allah'a samimi, peygambere ittibalı. Kur'an'ın manalarını anlamış, amel ediyor. Bütün Müslümanların iyiliğini kim daha fazla istiyor? Kim? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bu ümmet içinde Ebu Bekir Sıddık'tan daha fazla ümmet için menfaat isteyen bir ümmet yoktur. Hadisle sahip. Erhamu ümmeti bir ümmeti Ebu Bekir. Niye Ebu Bekir birinci oldu? Niye ilk halife oldu? Niye en faziletli oldu? Çünkü ümmetimin içinde ümmetime en çok acıyan Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'den daha merhametli ümmetime bir kişi yok benden sonra. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? En çok kime değer verilmiş? İyilik düşüncesi insanlara en genel ve yaygın olanlara en çok değer verir. Onun için Ebu Bekir Sıddık zengin diye değil, tünürü diye değil, kayınpederi diye değil. En hayırlı insan, iyi insanlara, nasihatı umumi. Anladım. Ve azamum, en büyüğü, indehu, kendi katından, ne bakımdan, menzileten, menzile, mertebe, rütbe, şeref, itibar bakımından. Kime daha büyük tutardı? Ehsenuhum, insanların en güzeli. Ne bakımdan? Muvasaten. Herkese iyilik yapma bakımından. Herkese iyilik düşünmekte. Kim düşünüyor herkese iyilik? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekir Efendimiz kadar herkese iyilik düşünen bir sahabe de sonra Ömer radıyallahu anh, sonra Osman radıyallahu anh, sonra Ali radıyallahu anh, sonra Aşere-i Mübeşşere, sonra Bedir el, sonra Hudeybiye el. Böyle. Sıra böyle. Muvasaten iyilik yapma bakımından. Daha ve muvazeraten. Muvazara destek çıkma bakımından, sığınanları barındırma bakımından, yardım etme bakımından. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem neye bakar? Bana daha mı fazla hürmet ediyor? Ben gelince ayağa mı kalkıyor?
Yok efendim şunu mu yapıyor, bunu mu gidiyor? Bana yemek mi getiriyor, bana koyun mu kesiyor, süt mü getiriyor, hurma mı getiriyor? Ya ona bakmaz. Benim ümmetime kim yararlı? Benim ümmetime kim iyilik yapıyor? Destek çıkıyor. Kim sığınanı barındırıyor? Ve muvazerati. Muvazene yardım, muvazera. Yardım ve destek çıkmak. Kuvvetlendirmek, güçlendirmek. Tamam mı? Onun için ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ahadun indi a'zamu yeden min Ebi Bekir'in bana yaptığı iyilik. Bana yaptığı iyilik kime yaptığı iyilik demektir? Ümmete yapılan iyilik demektir. Hicret edemeseydi ne olacaktı? İslam devleti kurulamayacaktı. Ensar muhacirin ne olacaktı? Perişan olacaktı. Hicreti kim desteğiyle, yardımıyla beraber yaptı? Refakatinde Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Onun için efendim Ebu Bekir'den daha çok bana da ümmetime de iyiliği olan bir kimse görmedim diyor. Herkesin iyiliğinin karşılığını verdim. Ebu Bekir'in iyiliğini, yaptığı iyiliklerin karşılığını veremedim diyor. Onu Allah verecek diyor. Anladın mı kardeşim? Fedakarlık. Malından, canından, hayatından, ümmet için çalışmak, Müslümanların iyiliğini düşünmek, bir kişiye faydalı olmak için gayret etmek, kendine değil. Resulullah ona bakar sallallahu aleyhi ve sellem. Vâsâni bi nefsî ve mâli. Onun için hem canıyla hem malıyla her şeyini bana feda etti ve bana çok ikramda ve ihsanda bulundu. Ben de onun desteğiyle ümmetime hizmet ettim, dinimi tebliğ ettim, Allah'ın şeriatını duyurdum. Bak bütün kıyamete kadar gelen bütün Müslümanlar o Ebu Bekir Sıddık'a minnettar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ona minnettar olduğu için. Anladın mı? Onun için en eftal kim? Resulullah'ın nezdinde en faziletli kim? En çok kime değer verdi? En itibarlı kim idi? Kim idi? En kuvvetli olan değil, en güçlü olan değil, en zengin olan değil, en yakışıklı olan değil, en ağa olan, en bey olan, en paşa olan, kabile reisi olan değil. En korkulan, şerrinden çekinilen değil. En itibarlısı, ümmetin en çok iyiliğini düşünen, efendim insanlara en çok iyilik yapan, yardım eden ve destek çıkanlar idi. Sümme sonra kâle, Hazreti Hüseyin Efendimiz buyurdu. Feseltü, ben sordum kime hu ona, yani babama. Neden? An meclisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinden. Meclis, mastar mimi, aynı zamanda ismi mekan da oluyor. Yani cülüsünden, mastar mimi olursa cülüs manasında, oturuşundan, kalkışından veya oturma mekanından, yani oturma keyfiyetinden, nasıl oturur, nasıl kalkardı, ondan bedel, yani oturuş halinden ve oturma mekanının durumundan bedel, ama o şeyden ki kâne idi yasnav, yapıyordu, nerede fihi, cülüs halinde veyahut oturduğu mekanda, neler yapıyordu? Bunu sordum. Fekale, babam Ali Efendimiz, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh anlattı. Çünkü Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz 7 yaşlarında idi. Hazreti Hüseyin ondan da ufak. 5-6 yaşlarında, 5 yaşlarında. Onun için çok hatırlayamıyorlar. Tabii iyi hatırlıyorlar da teferruatı bilemiyorlar. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e babalarına soruyorlar. Babası da buyurdu. Kâne Rasûlullâhi. Kâne idi Rasûlullâhi. Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Lâ yecüsü. Oturmazdı. Yani velâ yekûmu, kalkmazdı. Ne demek? Her oturduşunda ve her kalkışında. Uykudan kalkarken, oturduğu yerden kalkarken, ondan sonra veya ayaktan otururken veya yeni yatarken, illa ancak oturursa, kalkarsa, ne üzerine otururdu kalkardı? Ala zikrin, zikir üzere. Hiçbir meclisinde ne otururken ne kalkarken Allah'ımızı zikretmeden bir oturması kalkması yok. Devamlı Mevla'yı murakabe üzere. Yine buyuruyor Allah-u Teala met ediyor ya. اَلَّذ۪ينَ اَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِ. Ayaktayken Allah'ı zikrederler benim dostlarım. Ülül elbab, halis akıl sahibi kullarım. Otururken Allah'ı zikrederler. Yanlar üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Ne kaldı?
kafanı yere koyup da ayağın üzerine durduğun hal yok. Bunların üç halin birinin dışında ne kaldı? Ya oturuyorsun, ya yatıyorsun, ya ayaktasın. Benim dostlarım hep zikrederler. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların efendisi, başı nasıl zikirsiz oturur kalkar? Oturup kalktığını düşünebiliriz. Özellikle kalkışlarında mesela bir mecliste oturuldu, sohbet yapıldı, ders yapıldı, sual cevap oldu veya bir muhabbet oldu. Bazen de özel muhabbet de olur. Kalkarken ne derdi? Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike ve enne Muhammeden abdüke ve resulüke. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke etubu lek de var. Bazı rivayetler Sübhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente var. Böyle birkaç rivayet var. Zaten bir insan bir mecliste oturduğu zaman yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, beş saat kalkarken bunu okursa kefaratül meclis. Yani o mecliste konuşma bakımından yapılan günahlara kefaret. Ancak gıybet olup da o gıybet edilen kişinin kulağına ulaşıp da o üzüldüyse o zaman hak tereddüt eder, ondan helallik alması lazım. Onu affettirmez. Geri kalan da kefaratül meclis, bu hadis-i şerif sahiptir. Bir meclise oturulup kalkılırken orada kim bilir gıybet olmuştur, dedikodu olmuştur, mala yani olmuştur. Mala yani kaçınılmaz olarak oluyor. Boş sözler yani fuzuli kelamlar vesaire. Bunların silip süpüreni bu zikirdir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulüke de var bazı rivayetlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuduğu zaman anlarlardı kalkıyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike dediği anda anlarlardı kalkıyor. Bizim oturmamız, kalkmamız küllün gaflet. Efendim, dırdır, gırgır, şaka, şamata, muhabbet, ha ha, hihi, kakara, kikiri, oturuyoruz, kalkıyoruz. Hiç ne başında zikir var, ne ortasında zikir var, ne kalkışta tesbihat var. Hiç sünnete muvafık düşen hareketler yapmıyoruz. Devamlı zikir üzereydi. Zaten devamlı zikir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedikurullah ala kulli ahyani. Her vakit zikrederdi diyor. Bu zaten sahih hadis-i şerif. Hiçbir an ve zaman geçmez ki zikirsiz olsun. O onun daimi haliydi. Allah-u Teala ona devamlı zikretmeyi, hamd etmeyi, şükretmeyi emretmiş. Kur'an-ı Kerim kulukul Kur'an, onun ahlakı, ameli, tatbikatı Kur'an'dan ibaret. Bizim Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Vezkur Rabbeke, Rabbini zikret, Rabbini fesebbih bi hamdi Rabbini, Rabbini hamd ile tesbih et. Bil hudû vel asal, sabahları, akşamları hep beyan ediyor. Değil mi? اَلَّذِي يَرَاكِ حَيْنَ تَقُومُ Sen kalktığın zaman Rabbin seni görüyor. Ondan sonra ona tevekkül et, onu tesbih et, ona hamd et. O işte onu unutur mu? Uykudan zikirle uyanır, zikirle uyur. Her yer, her hal üzere zikir idi. وَلَا يُوَبْتُنُوا Tevtun etmezdi. Yani belli bir mekan edinmezdi. Neyi? El-emakine. Belli yerleri, mekanları. Mesela mescitte sadece şurada oturur, başka bir yerde oturmaz. Sadece burada kılar, başka yerde kılmaz. Böyle bir mekan edinmezdi kendi. Ve enha nehy ederdi. Neden? An itaniha. İtan vatandan geliyor yani. Vatanın vavı yaya dönüyor orada itanda. O muayyen yerleri, efendim, musalla yani namazgah edinmekten, oturarak edinmekten ne ederdi? Hakim ve diğerleri bunu rivayet ediyor. Yani mescitte özel bir mekan bir insanın kendisine tutmasını ne ederdi? Hatta bazı tabirlerde deve gibi yani, çünkü deve belli bir yer kendine yer eder. Ondan sonra kalktığı vakitte, gezinde, dolaştığı vakitte, geldiği vakit illa o kendine yaptığı, hazırladığı çökmek için, mebrek deniyor ona, çökmek için hazırladığı yere gelir, oturur. Öyle deve gibi işler yapmayın buyururdu. Yani ama şöyle bir şey,
belli bir yer vardır, fetva yeri. Orada oturan ancak müftidir, fetva ona soracak cemaatten gelenler. O zaman fetva verilecek yer sabit olabilir. Çünkü neden? Yer o mekana önüne gelen oturamayacağından fetvaya salahiyetli ve yetkisi olan diye mekan tayin edilmişse o müstesna. Çünkü sonra cahilin biri kalkar gelir oturur oraya, o biri de ona fetva sorar. فَضَلُّوا اَضَلُّوا Kendi de sapar, millet de saptırır. O fetva yeri, makam bir tayin edilmişse o müstesna mesela. Veyahut ders okutacak müderris. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında da var camilerde direklerin altında. Hangi direkte hangi alim ders okutuyor falan. Şu Mescid-i Haram'da da var, Mescid-i Nebevi'de de var mesela. Orada bir oturak koyuyorlar ders okutan için veya fetva veren için falan. O gibi şeyler müstesna. O durumda adam önceden oraya gelip oturan da kaldırabilir. Niye? Çünkü ne? Mübarek adam sen müftü müsün, müderris misin, değilsin. Ya bura bunun için tayin edilmiş. Millet ona göre gelmiş, ders halakası kurmuş yani. O ayrı mesele. Ama bu umumi bir nehi var. Bu umumi yasaktan dolayı yine de insan bir mescitte belli bir yeri, işte hutbenin, minberin, işte efendim hutbe denmez yani, hutbe konuşma denler de. Şimdi hutbet diyorlar millet yanlışlıkla. Minberin işte efendim sağında duruyor devamlı. Adamı ararsan hemen bakıyorsun orada mı? Bu iyi bir şey değil. Çünkü bunda riya tehlikesi var. İmam-ı Nevevi bu hadisteki nehyin sebeplerini beyan ediyor. Gösteriş tehlikesi var. Neden? Çünkü herkes baksın bana, ben burada mıyım yani? Yeri karışık olursa, sağ, sol, ileri geri falan yaparsa, adam onu orada görmediği zaman vay anasını gelmemiş veya geldi mi vay maşallah hiç terk etmiyor yerini falan, devamlı ibadette falan, medde sebep olur. Gurur kibire sebebi olabilir. Veyahut milleti günahkar eder. Çünkü neden? Adam bak oraya, bizimki bugün uyumuş hacı. Bugün yok derler. Ya bu gıybet olur konuşur. Belki başka camiye gitti bugün. Belki hasta. Yani millet bakmaz ki ona. Millet hemen günah girer. Caminin içine gıybet yapar. O var. Ondan sonra şu da var. Bu evin haricinde bir yer. Bir insan evinde belli bir yere seccade serip, çünkü insanın evinde yatacak yer var, oturacak yer var, yemek yiyecek yer var. Onun için her yerde seccade serip her yerden namaz kılmak uygun olmayabilir. Bazı yerde koltuk önüne geliyordur. Orada birisi oturur, önüne gelir kıbleye. Olmaz ki. Öyle bir yere seccade koyacaksın ki önüne gelmesin kimse. Evler müstesnadır bundan. Bu mescitlerde belli bir yeri mekan tutmayı nehyetmiş. Kendi de yapmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, namaz kıldırırken tabii mecbur öne geçecek. O ayrı dava. Cemaat ondan öne, cemaat imamdan öne geçse namazı bozulur. O ayrı bir şey. Bunun dışında mesela sohbet ettiği zaman, fetva verdiği zaman, görüştüğü zaman, konuştuğu zaman, heyetleri kabul ettiği zaman falan belli bir mekanı yoktu. Bazen Ayşe annemizin direği deneyen, şu anda Mescid-i Nebevi'de, Ustuvanet-i Ayşe, onun dibine oturur, itikaf orada gererdi. Bazen Hamud-i Muhallak var, işte efendim koku koydukları bir direk vardı. Efendim, onun önünde otururdu. Muhtelif yani Mescid-i Nebevi'nin her tarafında oturduğu var. Sahabesiyle görüştüğü var, namaz kıldığı var. Yani diyelim nafile namazlar kıldığı var. Ama imamken mecbur öne geçecek. Şimdi Utban İbni Malik hadisi var. Radıyallahu Teala sahih hadistir. Nafile namazların cemaatle kılınacağına da delildir. Zannediyorum sahih Müslim'de geçiyor. Yani kütüb-i sitte hadisi. O kesin Bukhari Müslim'den birinde de var. Ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Utban İbni Malik, ya Resulallah benim evimi şereflendirsen de benim evimde bir namaz kılsan bereket olsa, ben de hep orada namaz kılsam. Bu hadisten anlıyoruz ki evin içinde özel bir yere seccade koyup hep orada kılmak hususi mekanda, yani orası sana mahsus bir mekan. Mescitler gibi herkesin gelip gideceği bir yer değil. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tamam buyurdu. Ondan sonra onu davet eder etmez daha oturmadan, tamam o zaman gidelim senin evine dedi. Gitti o zatın evine.
Buyur ki eyne tuhibbu en usalliye min beytike. Senin evinde nerede namaz kılmamı istersin dedi. O da evin münasip bir köşesini gözen. Şimdiki bizim evler gibi kaç yüz metre değil. Dolayısıyla belli bir mekana hani namaz için tayin etti. Dedi ki ya Resulallah şurası müsait. Burada sen kıl. Bir hadis-i şerifte yani bu hadis-i şerifin aslında şöyle buyurun. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti mi neydi? İmam oldu. Onlar da nafilede cemaat oldu. Benim hatırımda kalan kadarıyla Ebu Bekir Sıddık Efendimizle gittiler. Diye de öyle bir şey hatırlıyorum yani hadis-i şerifte. Ama evin zaten sahibi Utban Hazretleri cemaat oldu. Ya yani buradan da anlaşılıyor ki nafilede cemaat caiz olmazsa sahih hadis. Bunun gibi daha da sahih hadisler de var bir kere de. Teheccüde İbn Abbas'la cemaat yaptığını İbn Abbas anlatıyor. Hep bunlar Buhari Müslim kötü bir sitte hadisleri yani. Onun için fıkıhta delil teşkil edecek sıhhate efendim sahip. O bakımdan Hanefi mezhebinde bazı ulema cemaatle nafileleri mekruh sayıyor. O ezan okunursa, kâmet getirirse, çok büyük ilanlar yapılırsa falan. Bu manada. Bir de sünnet olarak devam edilirse. Yani sünnetler gibi devam edilirse falan. Bu ayrı bir şey. Ama normalde öyle nafile namazlarda genel manada cemaat caiz. Bunun kaynaklarını zaten kitaplarımda Recep Şerif sahasında vesaire kitaplarımda zikrettim. İşte Hazreti Utban'a. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Ulema diyorlar ki buradaki mesele senin evinde nerede kılmamı istersin sordu. O da belli bir yer gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kıldı. Ondan sonra da o evin sahibi Hazreti Utban da ölene kadar işte neyse hep namazlarını, nafileleri zaten farzları erkekler hep camide kılıyordu. Bütün nafile namazlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı yerde bereketlenmek için buna teberrük deniyor. O mekanda kıldı. Demek ki evde sana mahsus dükkanında şurada burada belli bir mekanın namazgah edinilmesi efendim ibadet için, zikir için bir yer tayin edilmesinde bir yasak ve kerahat yok. Ama umumi yerlerde tekke gibi, mescit gibi şey çünkü buralar herkese açık zikir hanelerde, zaviyelerde falan ve medresenin mescidi falan bu var. 100 tane talebe, 200 tane talebe yani. Sen işte, hep burada ben oturacağım. Kimse benim yerime oturmasın. Onun için mesela mescide seccade göndermek. Hani benden evvel seccademi götürün bana bir yer kapın falan. Bu da mekruh. Yani çünkü neden? Önce gelen gelir oraya. Önce gelen hakkıdır. Sen nereye yer buluyorsan oraya. Kapı dışarıda kaldın, kapı dışarıda uyuyacaksın o zaman. Ne yapalım? Sünnet budur. Geri kalan da yani önceden seccadeler, şimdi Mekke'de, Medine'de çok oluyor. Bir de gidiyorsun bakıyorsun, Allah Allah. Adam koymuş oraya seccade. Herkes bir yere bir seccade koymuş. Efendim, bura benim mekanım. Sonra gidiyor, geliyor. Gelince de başka bir adam gelmiş oraya. Kavga çıkarıyor bu sefer, kalk yerimden. Bunlar mekruhtur. Senin yerin diye bir şey olmaz ama mescit burası. Umma açık yani. Belli bir yerle kayıtlanmak demin dediğim gibi yani buraya benim müstahakım, bura benim hakkım gibi bir düşünceye de sebebiyet verebilir. Geride zikrettik sebeplere ilaveten ondan sonra efendim başka bir yerde kılmam caiz değil gibi. Çünkü aynı yere alışır ondan sonra başka bir yerde kıldım mı feyzi kaçar. Böyle de durumlar var. Yani bazılarında böyle bir şeyler vardır. Belli bir yere sebatlanır, kayıtlanır orayla. Psikolojik sorun tabii bu. Başka bir yerde kıldığı zaman o feyzi alamıyorum bilmem neyle. Ben burada caminin burasında rahat ediyorum falan. Bunlar sünnet seniye muhalif ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ettiği bir şey. Yani sen şimdi namazlarda bile cuma sabah namazı sünnet şeyi ne diyeyim sana farzında secde suresi, insan suresi. Ama ara sıra başka bir surede okumakta fayda var. Ara sıra. Ekseri bunlarla sünnet. Ama neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka okuduğu da vardı. Sebbesme helete okudu Cuma'nın farzında mesela. Ama bazen de Cuma suresi ve Münafıkun suresini de okurdu. Çünkü neden? Yani insanlar sanmasınlar ki bu Cuma namazı Sebbesme helete'nin dışında bir sureyle caiz değil. Veyahut da bu namazda ancak bu sure okunabilir, başka sureyle kılınmaz. Böyle bir şey çıkmasın diye yani hadis-i şeriflere, fıkıhlarda da bunun
konusu işleniyor. Onun gibi belli bir yere mukayyet kalmamak lazım. Evet. Veya işte mesela Kabe'de makam-ı İbrahim'in orada illa kılacağım, tam oraya yakın. Ondan sonra onun için efendim önceden gidip yer bulmuyor veyahut efendim başkasını gönderiyor, yer kaptırıyor. İşte efendim altın olduğunu hatta falan. Bunu adet haline getirmek, adet haline getirmek bunlar mekruh. Ve izenteha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardığı zaman ila kavmin, bir kavmin meclisine vardığı zaman, yani cemaat oturmuş, namazı bekliyorlar veyahut sünneti kılmışlar, farzda imam bekliyorlar veya sohbet olacak ve ders olacak filan. Celese otururdu. Nereye otururdu? Haytü yentehi. Vardığı yere. Vardırdığı oluyor. Bağ geldi önüne. Vardırdığı yere. Kimi bi'i kendisini. Ne el meclisi meclis. Yani o toplanılan halakalar onu nereye vardırıyorsa onların önüne de geçmezdi. Üst yukarılarına da çıkmazdı. Onlardan da kendini ayırmazdı. Nereye denk gelirse, boşluk nerede bulursa orada otururdu. Çünkü zaten o nereye oturursa orası şerefleniyor. Şerefül mekan bil mekin. Mekanın şerefi mekinledir. Mekin ne demek? Oturanladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeref kendisinde olduğu için nereye otursa orası şerefleniyor. Dolayısıyla öne oturmakla ön şereflenmiyor. Arkada da otursa arka şerefleniyor. Anladın mı? Onun için sen kendin adamsan arkaya da otursan orası muteber olur. Ama kendin adam değilsen, hıyarsan, hıyar derken Arapça hıyarı söylemiyorum, Türkçe hıyarı yani söylüyorum. Çünkü Arapça hıyar hayırlı demek. Öbür türlü efendim, boş cevizsen, fındık kabuğunu doldurmayan bir adamsan, baş köşeye de otursalar seni, kürsüye de çıkartsalar seni, en öne geçirseler seni, hiç orası şereflenmez yani. Ya. Mesele bu. Meclis onu nereye vardırıyorsa efendim oraya otururdu. Ve emru emrederdi bize halike bununla. Efendim. Yani kime emrediyor? Tabii sahabesine. Sahabe-i kirama emrediyordu. Eshabehu yani gizdiriyordu. Bize halike edep vermek için, şeriat öğretmek için. Yani başa geçmek istemek şeriata göre mekruhtur. Çünkü bunda kibir girer, terafu duygusu, yükseklik taslama hevesi girer. Ondan sonra bir de insanlar onun öne geçmesini istemiyorlarsa, yukarıda oturmasını istemiyorlarsa hepten eziyet duyarlar. Bazen bazı insanlar meclisin başına geçiyor, böyle şey yapıyor. Orada onu sevmeyenler falan ne kadar rahatsız oluyorlar değil mi? Ama bu da nereden geldi? Bir de geçti başa oturdu oraya falan. Böyle çok bidat ehli bir adam geldiği zaman, ehl-i sünnete muhalif görüşleri olan falan, yok profesör diye, doçent diye onu geçirirler öne falan. O mecliste hiç, insanlar kadar rahatsız olur değil mi yani şimdi buna burada itibar ediliyor ayete hadise muhalif görüşleri olan adamlara yani. Mesela dolayısıyla bazen diyor bizim zamanımızda diyor o 400 sene evvel bizim zamanımızda diyor Şihab-ı Kafaci kötü alimler diyor yapıyorlar bunu. Onun zamanında kötü alimler varsa bu zamanda iyi alim kaç tane çıkar yani. Böyle hemen diyor baş köşeye geçerler. Gelir gelmez kürsüye çıkmak isterler. Gelir gelmez en öne otururlar. Millet ona ayağa kalksın isterler. Yol versin, yol açsın isterler. Ya sen şerefli ol, değerli ol, faziletli ol. Millet, Allah Teala milletin kalbine senin sevgini ilka eder. Sen adam olmadıktan sonra zorla mı sevdireceksin, saydıracaksın ya? Ama maalesef bazı insanlar öyledir. Ve yu'ti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verirdi külle cülesâhi. Meclis arkadaşlarından her birine neyi verirdi? Nasibehu. Nasibini verirdi. Yani mesela sohbet halakasında 10 kişi var, 20 kişi var, 100 kişi var, 1000 kişi var. 10 bin kişi de olduğu olabilir bazı tabii. Veda haccı gibi, Tebuk seferi gibi, Mekke fethine gidiş gibi böyle umumi durumu. Ama tabii o zaman da hepsi 10 bin kişi de bir anda oturmuyor tabii. Orada bir yerde oturduğu zaman 10 kişi geliyor, 50 kişi gidiyor. O ayrı bir şey. Kim onunla oturuyorsa ona nasibini verirdi. Nasibi ne demek? Güler yüz, tatlı dil,
ne soruyorsun, ne istiyorsun, hacetin nedir falan, derdin nedir veya o zaten beyan ediyor. Herkese nasibini verir. Hatta la yahsibe, sanmasın diye, zannetmesin diye kim celisu, efendim, onunla oturan. Bu tabii öyle de olabilir. Talili için olursa. Bir de şey de olabilir tabii iptidai. Hatta la yahsibu, o zaman ötürü okuruz. O kadar ki yani zannetmez. Kim celisu, onunla oturan, enne ahaden, herhangi biri, ekramu, daha değerlidir aleyhi Resulullah nezdinde, minhu, kendisinden. Yani orada şimdi diyelim ki Bilal Habeşi oturuyor. Efendim, diyelim o fakirdir, köledir, azat olmuş. Ebu Hureyre radıyallahu anh oturuyor, fakirdir, Eshab-ı Suffe'dendir. Bir de diyelim Ebu Ubeyde bin Cerrah oturuyor, efendim, zengindir. Diyelim, Sa'd ibn-i Muaz oturuyor o mecliste, işte Evs kabilesinin efendisidir. Yani kabile efendisi, kabile başkanı gibi tabi onlar da bir şey. Araplarda bu kabile şeyi var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar iptal etmedi yani hani kabilenin başkanlığını. Hatta işte geçen okudum, Kumuri Seyyidiküm, efendiniz geldi diye Hazreti Sa'd ibn-i Muaz gelince kalkın buyurdu mesela. Yani insanlar onu ayağa kaldırttı yani. Herkese değer verirdi. Ve insanlar nezdinde olan değerine göre muamele ederdi. Ama şimdi o mecliste Ebu Hureyre'ye sorsan Resulullah en çok bana değer veriyor zannederdi. Bilal Habeşi sorsan en çok bana değer veriyor. Sa'd ibn-i Muaz'a sorsan en çok bana değer veriyor. Ebu Bedim Cerrah'a sorsan en çok bana değer veriyor zannederdi. Yani herkese meclisin hakkını verirdi, nasibini verirdi. Kim kimse kendisini öbür arkadaşından aşağı tuttuğu vehmine kapılmazdı. Nasıl bir şey değil mi yani? Ne güzel bir meclis adabı öğretiyor. Men câlese, kim oturursa hu, onunla, ev kâveme, yahut ayakta durursa hu, onunla, yani mesela oturmasına denk geldi, beraber oturdular. Veya ayakta olduğu bir meclise denk geldi, ayakta konuşuyorlar falan. O da ayakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durdu. Evet, anladın mı? Ne için? Li hacetin. Bir mesele, ihtiyaç için. Ya Beytülmal'dan bir yardım istiyor, fakirdir. Evine götürecek işte bir parça ekmeği yok, unu yok falan. Hurması yok. O zamanki Beytülmal'daki nafakalar bunlar. Veya fetva soruyor. Kadın geliyor, erkek geliyor, herkes ona soruyor. Ondan sonra. Veya başka bir mesele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir yerde oturan veya ayakta dururken yanında bulunan, bir derdini anlatan, ayaktayken de konuşurlardı. Sabera. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabırlı davranırdı. Hu, ona karşı. Çok sabırlı davranırdı. Ne kadar sabır. Bazı insanlar çok konuşur. Bizim Efendi Hazretleri'nin aynı ahlaklarını görüyorum ya. Yarım saat bir kadın telefonda bir şeyler sorsa yarım saat dinler. Bir saat konuşup zuhurat anlatan, rüya anlatan lar biliyorum. Hatta gece yarım olmuş, 12 olmuş, yarım olmuş, efendiler öyle dinler. Telefonu elinde bazı kere böyle dalar. Kaç kere telefonu elinden düşürdüğünü biliyorum. Tekrar toparlanıp sanki başvekille konuşuyor ya. Onun kendi cemaatinden, ihvanından, ona son derece sevgisi, saygısı olan bir zat. Ama değer veriyor. İnsana değer veriyor. O zengin değil. O itibarlı değil, kaymakam değil, vali değil, milletvekili değil, ağa değil, paşa değil. Normal bir vatandaş. Fakir, garip, hakir. Bir nene. Bir nene yani. Ondan ne beklentisi olabilir? Ama Allah'ın Müslüman kulu. Zikir yapıyor, teheccüde kalkıyor. Tasavvufa intisap etmiş. Allah'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşayihı seviyor. Ona Allah için nasıl İbn-i Ümmü Mektum Hazretlerinden... Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz ağalara, paşalara vaaz edeyim derken onu biraz beklettiğinde ne ayetler geldi? Efendi Hazretleri bunu bilmiyor. Onun için kaç kere böyle telefonla yahu yoruldum demez. İşte bir işimiz var. Başkaları şöyle de bahane eder. Ben öyle hocalar da biliyorum. Şimdi namaza duruyoruz. Halbuki namaza durmuyor.
Yalandan işte telefonu kapatmak için. Ya kardeşim namaza duruyorsan namaza duruyorum de. Namaz kerahata giriyorsa namaz geçiyor de. Yani şimdi namazı kılmış hala de yok namaza duruyoruz. Yok şimdi hastam var o zaman. Ya kardeşim yalan söyleme. Şu anda müsait değilim be, bir işim varsa dersin. Karşı tarafta anlaşılı olması lazım. Bizim millette biraz anlaşsız maalesef. Ama öyle bir mesele ki bu. Efendi Hazretleri gibi zatlar, işte İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyordu? Kutbul Aktab makamında 12 sene kaldı. Kutupların kutbu makamında. İğnenin tepesinde duruyorum evladım derdi. Onun için bizim Efendi Hazretleri öyle derdi. Bir hamal gelse, çöpçü gelse ben onu karşılamak ve onun hacetini görmek zorundayım. Onun için öyle adamın kılına, kıyafetine bakın. Fakirdir, hakirdir, şudur budur. Yok kelli fellidir, hamili karttır falan. Cık. Böyle bir şey yok. Sünnette yok ki Efendi Hazretleri olsun. Onun ahlakı sünnet. Sünnete ittiba. Şimdiki hocaların durumu nasıl? Zenginden fakiri bir tutuyor muyuz? Ya buna dikkat edelim. Kendimizi sınayalım, şey edelim. İtibarlı adamın telefonuna bakarken itibarsız adamla bir mi tutuyoruz? Veyahut onunla konuşurken sepet havası, öbürünün kovması ama biraz daha muhabbet açalım. Bunlar sünnete muhalif. İslam ahlakına zıt şeyler. Onun için çok tahammül ederdi. Hatta yeküne oluncaya kadar kim hüve? O ihtiyaç sahibi adam. Nedir oluncaya kadar? El munsarife. Çekilen, ayrılan. Kimden? Anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani bir işini anlatıp, dinletip, fetvasını alıp veya işte neyse aracılık istiyor, şefaat istiyor. Onda bir işi var, bunda bir işi var. Öbürü kızın istiyor. Berikinin kocasıyla müşkili var. Kocasının çağrılmasını istiyor. Neyse kim ne hacetsin gelmişse. O işini bitirip de ayrılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmaz. Ne oturduğu yerden kalkardı ne de efendim ayakta dururken çekilip giderdi. Biz de şimdi sap gibi hareketler. Bir de bakıyorsun pat diye bırakıyor gidiyor meclise. Ulan ne biçim ahlak bu ya? İnsanın suratına bakacaksın. Adam senin suratına bakarken sen ne dönüyorsun gidiyorsun? Değil mi? Edep, edep, edep. İslam'ın tamamı edep. Ne buyuruyor Allah Teala? Vasbir nefseke maallezine yed'una rabbuhum bil gadati vel ashi yuridun vejhe. Habibim, Allah rızasını arayarak sabah akşam Rabbini zikreden, Rabbine dua eden ashab-ı soffa, o fakir sahabenle beraber kendini hapset. Onların arasında kendini durdur. Ve la ta'du aynakum. Gözlerin bile onlardan ayrılıp da efendim zenginler nerede, ağalar nerede, paşalar nerede? Gözlerin bile onlardan ileri geçmesin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamana kadar bu ayet nazil olana kadar biraz rahat hareket ederdi. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Kehf suresinin ayetidir. Bütün sahabe işi biten gitti, işi biten gitti, işi biten gitti. Ashab-ı Soffe'nin işi yok, eşi yok. Camide duruyor. O da oturuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz daha göreyim, biraz muhabbet edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istirahata çekilecek. Efendimiz kalkamazdı. Niye Allah-u Teala buyurdu ki canını hapset onların arasında. Onun için sahabe-i kiram kendileri anlarlardı kalkmak istiyor diye. O hiç kıpıldayamazdı. Ayetle emretmek için, amel etmek için. İşte Ebu Hureyre, Bilal-i Amici vesaire, Sahab-ı Sufi anlardılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kalkmak istiyor. Onu anladıklarında kendileri keşfederlerdi yani meseleyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan darlandığını ima eden öf püf bilmem hareket yapar mı aşağı? Yapar mı aşağı? Onlar anlarlardı, biz kalkalım Resulullah kalksın. Çünkü bir kişi bile otursa Resulullah Efendimiz oturmak durumunda. Allah'ım üzereyim, ahlakı böyle. Ve inneke lâlâ hulukun azim, sen en büyük ahlak üzeresin. Kolay mı bu? Senin hakkında, benim hakkında böyle bir ayet hadisi var mı? En büyük ahlak üzeresin. İşte en büyük ahlak bu. Meclisinde oturan veya ayakta konuşurken, o çekilmeden sen çekilmeyeceksin. O ayrılmadan sen ayrılmayacaksın ama zaruret olur, abdestin sıkıştı, patlayacak duruma geldin veya işte affedersin bazı insanın karnı sıkışır, bir de sinemel geçtiyse üstüne efendim zor durur, karnı karul kurul falan. Karşı tarafta biraz anlayışlı olması lazım değil mi yani? Adam baksana bir sağa gidiyor, bir sola dönüyor. Yani kıvranan bir adam, durmuş olan bir adam. Tamam ben seni çok yormayayım şeklinde deyip edep bunu iktiza eder. Fakat maalesef tabii günümüzün insanların daha bu muaşeret diye bir şey kalmamış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıl idi? Meclis ahlakı, oturup kalkma ahlakında
ihtiyat sahibi onunla otururken veya ayakta konuşurken işini bitirip o dönmeden dönmez. Hatta elini tutan Musaf'a tut 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 tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmez. Ne zamana kadar? Öbür adam, musafa eden karşı taraf. Karşı taraf elini çekmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekmez. Biz olsak, hadi ya git işine. Hocanın elini bırakmıyorsun. Adamın eli yoruldu, çeksene bilmem ne. Ya hoca da böyle bir şey dedirtmeyecek, kendi de razı olmayacak. Öbürü ne diyecek? Ne karışıyorsun kardeşim sen? Ben musafa diyoruz, salavat okuyoruz, ne var sevap kazanıyor. Sen böyle diyeceksin. Ulan iyi ki geldin, herif elimi bilmem kapmıştı ya falan. Bazı kere çok sevgiden, muhabbetten böyle musafayı uzun tutarlar, bazen sıkarlar, ederler. Bazı benim parmaklarım falan çok şişiyor, işte iltihaplı romatizmadan, behçetten falan. Çok şeyler oluyor, bazı kere dokunulmayacak hale geliyorum falan. Adam anlamıyor ki, pat bir kapıyor falan. Sen sonra ne yapıyorsun ya falan, böyle olmaz. Karşı tarafta anlaşılı olacak. Hatta ilan etmek zorunda kalıyordum. Yani elim ağrıyordu. Kusuruma bakmayın yani musafa. Şimdi zaten korona morondan beri musafa bir şey demiyoruz da. Yani yanlış anlamasınlar diye. Hani niye elini vermiyor falan. Yani şimdi ağrı var, sancı var. Tutulamıyor falan. Bazı kere bağladığımız bile olmuştu. Dolayısıyla yani sardığımız. Onun için insan karşı tarafa anlayışlı olacak. Ama karşı taraf anlayışsızsa da ona da kaba sen davranmayacaksın. O kabaysa kabalığa kabalık gerekmez. Sen ahlaklı olacaksın. Sünnet seniye budur. Mesela kim talep ederse, hu Resulullah'tan isterse, niye haceten bir muradını lem yarudde döndürmezdi, geri çevirmezdi. Hu onu illa ancak biha, o isteğini yerine getirerek. Ya da söz vererek. Söz vererek. Ev bi meysurin yahut da meysur demek gücünün yettiğiyle, kolayına gelenle. Neden minel kavli? Sözden. Yani tatlı sözle, vaat ederek, söz vererek, vakit tayin ederek, tamam mı? Ne bu rahat kerimede? Hepsi Kur'an'da istiğfirullah ve imma tuğri zanne anhum ibtiha rahmetin min rabbike tercuha feullem kavlem meysura. Habibim, adam geldi hurma istedi, un istedi, elbise istedi, hırka istedi, üşümüş, sarık istedi, takke istedi, istiyorlardı. Kimce bir şey isterse, varsa ver. Ve mesale felatenar, isteyeni, dilenciyi, kimle bir şey talep ediyorsa kovma. Ayet hepsi. Ama şu anda Beytülmal'da diyelim zeytinyağı yok, hurma yok, buğday yok. Bazı kere de olmaz. Devlet kasasında da olmaz. Ganimet gelecek de. Dağıtmış olur. Yahut o anda yanında yok. Evinde bir şey yok. Ama sen Allah'tan bir rahmet umuyorsun. Yani yarın öbür gün mesela zekat getiren olur. Fitre getiren olur. Sadaka getiren olur. Oluyordu. Onun beklenti içindesin. O zaman sen adamı döndürürken şu anda sana verebileceğim bir şey yok. Ama şu vakit gel vereyim diye onu memnun edecek, kolayına gelecek, senin de yapabileceğin tabii. Çünkü öbür türlü hayal kırıklığına uğrar, daha kötü bir şey. Gelir boş döner. Onun için yapabileceğin şekilde vaatte bulun diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir şey isterse mutlaka o isteğini yerine getir. Hastayım oku beni, o tamam hemen okur. Gözüm ağrıyor, o hemen mübarek elini sürer, gözü geçer. Kırığı var. Kırık nasıl düzelecek? Ameliyat lazım. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Getir hemen oku bismillah. Bizim kuyumuzun suyu çorak, avu gibi içemiyoruz. Su ihtiyacımız var. Tamam bismillah. Kuyunun suyundan alıp ağzında bir çalkalar. Bismillah. Kuyu oldu bazı. Bunlar hep sahih hadisler. Onlar tabii elinden geliyor. Ama şimdi para istiyor. Yani para da çok istemezlerdi. Para işi yok o zaman da. Yemek, içmek, elbise varsa verir, yoksa da der ki iki gün sonra gel. Evet, yarın gel. Bazen de sahabeden bazısından borç alırdı. Ondan aldığıyla öbürün işini görürdü. Bakar ki adam Arabi, Bedevi gelmiş çölden. Bir daha gelemez, gidemez, beklemesi de zor. Ona onun ihtiyacını birinden alıp görürdü. Sonra
Kendi eline geçince ona verirdi. Veyahut Beytülmal'a işte devlet hazinesinde o yönettiği için bütçeye bir şey geldi vakit oradan o borcu öder. Hani adam bekleyemeyecek durumdaysa kadın neyse. Kuyu böyle. Hiç boş çevirmek, geri çevirmek yok. En azından vakit tayin edip şu vakitte gel diye söz vererek gönderdi. Kad vesi'a kaplamıştı kimi ennase. Bütün insanlar. Nesi? Bestuhu. Elinin genişliği, ahlakının güzelliği, şahsının müsamahakarlığı, kereminin cömertliğinin bolluğu. Bestuhu. Bestuhu genişliği. Ve huluku, huluku ahlakı. O güzel huy var ya. Adama bir şey verip de başına kakacağına veyahut da sitemli konuşacağına, amma da dilenci bilmem deyip de vereceğine öyle bir güzel ahlak sergileyebilirsin ki yani adam almıştan daha mutlu döner ya. Ama işte bu şimdi iki şey lazım. Hem bütün imkanları seferber ediyor, cömertçe veriyor hem de güzel ahlak sergiliyor. Sanki kendisi isteyenmiş gibi. Veren değil de sanki kendisi isteyenmiş gibi kibar davranıyor. Hürmet ediyor, aziz tutuyor, değer veriyor. O adam bir şey aldım diye. E şimdi gidiyorsun hocam da. Bir şey alıyorsun insanların bazısından muhtaç olanları alıyorlar ama. Ne suratlarla karşılaşıyorlar, ne hareketlerle karşılaşıyorlar. İkinci de, üçüncü de hele tamamen rezil. Yani bir ahlaklı insan yok mu? Var. Az kaldı. Hep böyle üstten hareketler. Hep bunlar kibir, sünnet seneye muhalefet. Fesara olmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lehum ümmeti için, onlar için. Özellikle sahabe için tabii hepimiz için de onlar muaşeret ettiler, onunla geçindiler. Ne olmuştu? Eben baba olmuştu, baba. Nerede baba ya? Şimdi öyle babalar var, çocuklar onlardan bir şey isteyebilir mi? Yanlarına yanaşabilir mi? İkinciye bir şey istediği vakit ona nasıl var? Boynun kilise direği kadar olmuş, git çalış bilmem ne. Ne kazanamıyorsun da geliyorsun bana yük olmuşsun. Bu yaşta çocuk babasına yük olur mu? Ne hareketler ne şey. İntihar eden çocuklar var ya. Para geçim de sağlayamıyor, bir şey de yapamıyor. Babası da terbiyesiz, sert adam ya. Cimri adamla, sert adamla hiç geçinilmez. Baba da olsa geçinilmez. Hürmetinde kusur etmeyeceksin ama sevgi zorlan olmaz yani. Saygı mecbur. Sevmek. Cimri Allah da sevmez, insanlar da sevmez, karısı da sevmez, oğlu da sevmez. Cömerti de yedi kat yabancı sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla ve el genişliğiyle ve cömertliğiyle onlara şefkatli baba olmuştu. Baba gibi demiyor. Gibi yok. Baba, baba. Öz be öz benim babamdan daha yakınımdır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şaz bir kıraatta var. Çünkü ennebi evlâ bil mümine min enfusihim. Babayı geçtik. Ayet var Ahzab suresinde. Benim Nebi Zişan'ım müminlere canlarından daha yakındır. Baban sana canından yakın mı? Değil. Anan da değil, karın da değil. Oğlun da değil, kızın da değil. İnsan önce can sonra canan demişler. Önce can. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden ilerler? Canlarından daha yakın. Senin öz canın kendinin ne kadar iyiliğini istiyor? Vallahi Resulullah senin benim canımdan çok benim iyiliğimi istiyor. Bizim iyiliğimizi istiyor. Senin benim iyiliğimi istiyor. Ömrü ağlamakla, ıslamakla, dua etmekle, ayet hadis beyan etmekle geçti. Kimin için? Kendi zaten cenneti garantilemiş. Bizim için. Hangi kimsenin anası babası, hangimizin anası babası ömrünü, hayatını bize duaya, hizmete, ayete, hadise, dinimize, dünyamıza efendim vakfetmiş? Hangi? Anne baba da bu düşünebilir. Bir zaman için yapıyorlar. Ama o da yapamaz ki. O da insan. Onun da kendi zaruretleri var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine vakfetmiş. Onun için benim Nebi Zişan'ım müminlere canlarından daha yakındır. Ve ezvacu matum. Eşleri onların anneleridir. Peki eşleri bizim annemiz olunca kendisi neyimiz oluyor? Onun için bir kıraatta yani Kur'an-ı Kerim'deki şu andaki kıraatta yok ama şaz kıraatlar var böyle. Bazen okunan. Bazen lafzı mensuk oluyor falan sonra. Bazı manası kalıyor. Bunun manası baki mesela. Ve ebul lehum. Bu şaz kıraat mensuktur demek istemedim. Yani öyle bir rivayet görmedim. Ama kıraattır bu. Ve benim Nebi Zişan'ım ebün babadır. Lehum o ümmeti için. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim babamızdır. Babamız olmuştur. Çünkü her Nebi Zişan, her kavmin peygamberi
onların babası mesabesindedir. Tamam mı? Ya buna Kur'an'dan delil gösterebilir misin? Şaz kıraat söyle bana. Şu anda Kur'an'da olan kıraatı söyle bana. Söylerim sana. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in milletinden, dininden ayrılmayın diyor. Yapışın diyor. Babanız diyor. Anladın mı? İbrahim Aleyhisselam bizim babamız oluyor. Arapların zaten babası İsmail Aleyhisselam'dan gelen tarafın, İsmail Aleyhisselam'ın babası olduğu için. O da ayrı bir şey. Ama nerede İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Araplar için aralarında kaç bin sene var? 3000 sene belki de. Değil mi? Orada yani soy silsilesi biliniyor. Ama babanız İbrahim diyor bak. Bu şimdi bütün Müslümanlara hitaptır. Hüve semmâkümül müslümin diyor bak. O size Müslüman ismi verdi diyor. Bizim adımız Müslüman değil mi? Müslüman. Hepimize söylüyor bunu babanız İbrahim. İbrahim Aleyhisselam babamız olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim şeriatımızın sahibi. O getirdi bize beyan etti her şeyimizi. Nasıl babamız olmayacak? Babamızdan ileri oldu. Ve saru ümmeti oldular hani onun yanında fil hakkı efendim merhamet hakkı hususunda, esirgeme hakkı hukuku hususunda mütekaribine olsa tesli olur olmaz. Mütekaribine birbirine çok yakın oldular. Ne gibi? Evlat gibi. Bir anne baba nezdinde çocuklar nasıl olur? Aslı muhabbette sevginin esasında acımanın, esirgemenin, ilgi ve alakanın esasına bakarsan çocuklarına ana baba ayrım yapmaz. Peki birimizin tabi ahlakından dolayı sonra küçükken hiç ayrım yapmaz. Ha, büyüdükten sonra ahlak bakımından kiminin huyu sevdirir, kimininki sevdirmez. Belki orada bir ileri gerilik olabilir. Ama doğmuş küçük çocuk büyütülürken hangi ana baba ayrım yapar? Onun için evlat gibi ol birbirine yakın oldular. Mutefadiline. Evet birbirinden fazilet farkı yok mu? Var. Fazilette farklı oldular. Fihi. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde. Ama neyle? Bit takva. Haramlardan sakınmak. Takva ile. Kim daha fazla takva sahibi ise ona daha değer verdi. Çünkü Allah Teala da öyle buyuruyor. Ne buyurur? İnne ekramekum indallah etkak. Allah katında en keremliniz, en şerefliniz kimdir? Haramlardan en çok sakınanınızdır. Haramlardan en çok sakınan. Allah katında kim daha değerliyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde o daha değerlidir. Onda ne şüphe var? Evet. Ve fir rivayetil ukhra diğer bir rivayet var burada. Diğer bir rivayet dediği şu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen rivayetin dışında burada. Bu şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen rivayet. Fakat onun dışındaki bir rivayette ne buyurur? Vasaru oldular indehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde efendim fil hakkı hak hususunda. Hak derken burada hakkını arama efendim mesela davalı davacı iki kişi gittiniz. İkisi de onun ümmeti. Şimdi iki çocuk anasına babasına dediler ki aramızda böyle bir mevzu çıktı. Aramızda hüküm verin. İşte ana baba bir evladına öbüründen daha farklı davranır davranmaz. Ama neyle davranır? Eğer adil iseler, yamulmuyorsalar bir tarafa, haklının tarafını tutarlar. Yamuluyorsalar o başka bir şey. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de adaletsizlik tasavvur edilemeyeceğine göre hepsi hakta, yani hak aramakta. Efendim diğer ümmetten birinden hakkını arama hususunda. Ondan sonra veyahut da sevgiyi hak etme, esirgemeyi hak etmekte, şefkati hak etmekte neydiler? Sevaen. Mütesavi idiler, eşit idiler. Orada eşit. Çünkü neden? Diyelim ki daha takva sahibi bir sahabi var. Diyelim ki sabaha kadar teheccüd kılan var. Bir de az teheccüd kılan var. Misal. Sahabi arasında fazilette fark var. Ama şimdi Bedir'i elinden bir zat, cennetle müjdelenmiş, aşere-i beşereden bir zat. Öbürü normal bir vasat, o yani sahabeden faziletini almış, sahabelik faziletini ama Ebu Bekir Sıddık gibi, aşere-i beşere gibi durumu yok. Ama şimdi bir haklılık meselesi var. Arsalarında, tarlalarında, sulama meselesinde, çünkü biliyorsunuz oralar da su ihtiyacı kuyularla temin ediyor falan. Su çok lazım, hurmalıklar susuz kurur.
E onun için işte bir gün onun bir gün onun nöbetleşmeler var bilmem ne var. O fazla kullanmış bu eksik. Mesela geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle şeyler oluyordu. Şimdi orada takvaya bakar mı? Bakmaz. Zaten adam ibadeti fazla olmakla, takvası fazla olmakla orada haklı olmuyor ki. Zaten takvası fazla olan ne yapmaz? Efendim başkasının hakkını yemez zaten. Bu otomatik böyle. Ama yanlış anlama olabiliyor. Bazı yanlış davranış olabiliyor. Adam kendini haklı zanneder. Fıkha göre haklı zanneder. Fetvayı bilmez. Fetvayı yanlış bilir. Anladın mı? Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Nasıl muamele eder? Hakkını arama meselesinde hepsi eşit. Orada Evs'denmiş, Hazreç'denmiş, Muhacir'denmiş, Ensar'danmış, Bedir'denmiş, Hudeybiye ehliymiş. O olmaz. Orada dün Müslüman olanla efendim yeni şirkten dönenle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh eşit. Çünkü neden? Hak arama meselesi ise. Anladın mı kardeşim? Meclisuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisleri, meclisi hilmin, sohbet meclisi, oturup kalkma meclisi, efendim, hilim meclisiydi. Hilim ne demek? Sekinet, sükunet, vakar, heybet, ağırbaşlılık, böyle hoppalalık, zıppalalık, böyle bir şey olabilir mi ya? Ve hayain, haya, utanma, ve sabrin, sabır, sebat, ve emanetin, emanet. Emanet ne demek? Gizli konuşulan bir şey açığa söylenmez. El mecalis bil emane. Oturulan mecliste konuşulan orada kalır diye hadis var. Hani Türkçe'de atasözü. Burada konuşulan burada kalır. Nerede burada kalır? Adam da orada konuşulurken öbürünün kenardan hemen mesaj atıyor öbür tarafa. Ha bu böyle dedi diye. Ulan daha kalktıktan sonra bari mesaj at. Daha adam yeni konuşurken mesaj atıyor. Ya adam orada bir şey konuşuyor. Belki öbürünün duymasını istemiyor kardeşim. E bizi tembihlemedi ki. Tembihlese ne olacak? Tembihlese daha dikkat çeker. Sen bu sefer yasağa daha düşkün olursun. Ulan bu tembihlediğine göre demek ki bu bir önemli bir mesele. Ben bunu en evvel ben yayayım. Görüyor musun? Emanet. Emanet ne demek? Konuşulan orada kalır. Kimsenin sırrı söylenmez. Kimsenin ayıbı ifşa edilmez. Adam geldi bir fetva soruyor. Orada sen de bulundun hasbelkader işittin. Hanımıyla ilgili bir konusu var. Veya kadın geliyor kocayla bir konusu var. İyi. 8 mahalleye yay. Adam da karısıyla arası bozukmuş. Bu yakında bunu boşar. Ya orada bir fetva sor. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya bir alimin bir yere bir sohbette. Ve adam telefonla konuşuyor şimdiki durumda. Efendi Hazreti biriyle bir telefonla konuşuyor. Orada sen de oturuyorsun. Orada konuştuğu adama dediği bir lafta hemen gel. Efendi feci fırçaladı felancayı. Ya sen Efendi Hazretleri'nin ihvanın arasına ne giriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin arasına girilir mi? Bunun gibi bir şey yani. Adam ona o anda bir şey söyleyebilir, bir tedip yapabilir, edep verebilir, nasihat edebilir. E sen bundan gidip de yok kızdırdı, yok sinirlendi, yok bunu daha yanına almayacak. Hükümler çıkarırlar. Bunlar hıyanet. Hainlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisleri ağırbaşla oturulan, sükunetle oturulup kalkılan, utançla, sabırla, emanetle, güvenilirlik içerisinde. Herkes güveniyor yani. Bu mecliste konuştuğum burada kalır. Söylediğim yayılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetva soruyor. Yahu şu adamı yandan uzaklaştır denmez. Çünkü neden? Onun ashabı öyleydi ya. Güveniyordu da birbirine. Efendim. La turfa'u yükseltilmezdi. Fihi onun oturduğu bir meclise. El asvatü sesler. Hara güre patırtı gürültü. Mümkün mü ya? Ayet var. Evvelce biraz oluyordu. Hucurat suresinin ayeti. Sen ne diyorsun? En tahbata amalikum ve entum la teş'urun. La terfa'u esvatekum fevka savtin nebiyyi. Peygamberimin sesinin bir perde üstüne sakın sesinizi yükseltmeyin. Ve la techaru lehu bil kavl. Ona böyle keceri bazı kubli bazı. Birbirinize böyle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi. Ahmet, Mehmet, Hasan şey. Sakın bağıra çağıra sesli gürültülü. Onun sesinin bir üstüne, bir tık üstüne asla en tehbata e'malukum ey habibimin ashabı kiramı yaptığınız bütün ameller namaz, oruç, hac, zekat, zikir, teheccüd hepsi silinir ve entüm la teş'urun farkında bile olmazsınız. Defterinizde bir sevap bulamazsınız ahirette.
Neden? Edep, edep, edep. Bu ayetler gelmişken sahabe-i kiramda ses yükseltmek mümkün mü ya? Sen ne diyorsun? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ın yanında seslerini kısık konuşanlar, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz bir olay yaşadılar. Ondan sonra o kadar kısık konuşuyordular ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir daha sormak zorunda kalıyordu. Fıs fıs fıs. Ne diyorsun? Çünkü Habibimin yanında seslerini kısanlar اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى Allah onların kalplerini takva için halis kılmış, seçmiş, ayırmıştır diyor. Sahabe bunlar. وَلَا تُعْبَنُوا Ayıplanmazdı. Ayıplara anılmazdı fihi. Onun meclisinde. El-Huram'u. Huram, hürmetin cemi huram. Hürmetler. Yani mahrem konuların aybı ortalığa saçılmazdı. Ondan sonra. Çünkü enin kişilerdi. Kimsenin ayıbı konuşulmazdı. Efendim kimsenin mahreminden bahsedilmezdi. Karısından, kızından haşa bahsedilmezdi. Kadın konusu geçmezdi. Müstehcen konular geçmezdi. Cima konusu geçmezdi. Böyle bir şey konuşulabilir mi? Ondan sonra efendim birisi bir mahrem bir fetva sorarsa sorar. Ama o ne yapılmaz? Fetva olarak yayılsa bile kim söyledi, kimin karısı sordu, kimin kızı sordu, kim hangi adam karısı hakkında bunu sordu? Böyle bir şey yok. Ama fıkıh yayılır. Ama ayıplanmak için, ayıbı konuşulmak için asla ve la tüsna efendim ve la tünsa olacak. Tünsa tam sena kelimesinin zıttı nesa. Acayip bir şey. Sena, övgü, nesa, peltekse. Nesa da kötü yaygı. Ve la tünsa. Kötülüğü konuşulmazdı. Feletatuhu. Feletat demek, yani çirkin konular bahse konu yapılmazdı. Zaten onun meclisinde bir çirkinlik olmazdı ki demek istiyor. Efendim, anılabilecek bir mevzu bulunsun. Bulunmazdı yani. Bu o demek. Bir manası budur yani. Feletat demek böyle kaçırılan yanlışlar falan, hatalar, zelleler, böyle ani vuku bulan, gelişen, çirkin bir iş, ayıplanacak bir iş, insanı mahcup edecek yani bir durum var. Bunlar asla yayılmaz, söylenmez. Bir kere böyle bir şeyler olmuş değil midir? Binlerce meclis kurulmuş, kalkılmış. Bir tane rivayette var mı? Yok. İlla ki bir şeyler vuku bulur. İnsanın olduğu meclise. Evet. Şimdi vazil kelimetü bu kelime, yani bu son cümle min gayri rivayeti. Bu hadisin senedinde zikredilen iki rivayet geçti. Hazreti Hasan'dan, Hazreti Hüseyin'de. O ikisinde de yok. Bu başka bir rivayetten bu son söylediğimiz cümle efendim alınmış burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclislerinin özellikleri hakkında. Ne yaparlardı? Yeteatafune. Şefkatli davranırlardı birbirlerine. Tefaül babı. Birbirlerine şefkatli davranırlardı. Neyle? Bittakva. Takva ile. Bittakva takva ile. Yani gösteriş için değil, işitsinler için değil, görsünler için değil, şerrinden korktukları için değil, sakındıkları için değil. Bittakva takva sebebiyle. Yani riya sebebiyle değil. Şimdi bakıyorsun adam orada şefkatli gibi görünüyor. Yanında çalıştırdığı adama veya şuna veya buna bir mecliste, sohbette bilmem ne, terbiyeli gibi, kibar gibi, bilmem ne gibi. Ondan sonra oradan çıkıyor. Çıktıktan sonra adama, ulan seni bak, orada ben milletin içine sana bir şey diyemedim. Sen şimdi gel bak sana ne edeceğim bilmem ne. Ya kimisi diliyle döver, kimisi eliyle döver. Çünkü neden? Orada gösteriş için. Desinler ben, ay ne kadar kibar davranıyor yanında çalıştırdıklarına, işçisine, aşçısına bilmem ne falan. Öyle insanlara kibar veya karısına veya kocasına, neyse. Ama şimdi millet yanında olmadığı vakitte gürlüyor. Öyle bir şey yok. Onlar takva sebebiyle, yani Allah'tan korktukları için. Ruhama beynum, aralarında merhametlidirler benim Habibimle sahabı buyuruyor. Ayet bu. O, daha onları ne anlatacaksın? Mütevazı'ine.
Çok tevazu sahibiydiler. Birbirlerine kibir yapmazdılar. Tekebbürde bulunmazdılar. Birbirine hizmet ederdiler. Kanat gererdiler. Ondan sonra. Verhamune. Efendim. Yuvakkırune. Fihi. Dur bakayım. Onu bu ibarede bulamadım. Efendim. Yuvakkırune. Tazım ederdiler. Yani hürmet ederdiler. Fihi meclislerinde, Resulullah'ın bulunduğu meclislerde. El kebira, büyüklere, yani yaşı büyük olanlara. Tabi ilmi büyük olan şurada burada ama burada yaşı büyük. Çünkü yaşı büyük olanın ne kadar bir yaş, bir yarım yaş, kaç ay fazlası yaşı büyüğe hürmet var. Ve erhamune, merhamet ederdiler. Es sagira, küçüklere merhamet ederdiler. Ondan sonra küçüklere şefkat ederdiler, esirgerdiler. Ve yurfidune, yardım ederdiler. İmdat ederler. Yurfidûne de olur. Yarfidûne de olur. Ama yurfidûne de irfat. Yani bakardılar. Destek olurdular. Kime zel haceti, ihtiyaç sahibine. İşte efendim dara düşmüş, fakir, bineksiz kalmış, ekmeksiz kalmış. Ona hemen ellerinden geldiği şekilde medet, imdat, yardım yapardılar. Ve erhamûne, acırdılar. Merhametli davranırdılar. El garibe, garip. Garip demek uzaktan gelen ve vatanından uzak olanlara gurbet diyoruz da, hurbet işte. Gariplere merhamet ederler. Çünkü çoluk çocuğunu terk etmiş, dosttan terk etmiş, arkadaştan terk etmiş, gelmiş Medine-i Münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret için, Müslüman olmak için, dinini öğrenmek için. Onun için o sahabe-i kiram onlara birbirlerine çok şefkat ederdiler.